aradınız. Sevgili Kunter ve sevgili Engin'e ayrı ayrı kuruluşumuz adına, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu adına teşekkür ediyorum. Ayrıca siz izleyicilere de teşekkür ediyorum. Mutlaka katılanlar oluyor. Onlara da akabinde bitirirken teşekkür ederiz. ETMK IDEA Talks söyleşilerimize başladık. Bu söyleşilerde endüstriye değen, tasarıma değen, deneyime değen, sanata değen birçok farklı alanda kuruluşumuzun üyeleriyle, meslek profesyonelleri, dostlarımızla her hafta farklı bir moderasyonda ve farklı bir içerikte bir araya geleceğiz. Zaten sevgili Kunter ve sevgili Engin'i tanımayan yok. İkisi de bu meslek alanımızın çok önemli ayrı kulvarlarında giderek işte akademik hayat ve gerçi sevgili Engin'in ben diğer deneyimlerini de biliyorum. Pratikte diğer taraflar da var. Kunter de diğer tarafta. Ama alanımızda Ben gördüğüm şey hepsini şu, göremiyorum. sürdürülebilirliği olan ve arkasında Başlayalım. sabırla duran alanımızın içerisinde yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışan, mutlaka iyi zorlayan dostlar olduklarını ben şahsen kendi Biliyorum. adıma Ben de. söylemek istiyorum. Ve de Açık. sevgili Engin Kapkı'nın moderasyonunda, onun moderatörlüğüne teslim ediyorum. Genellikle daha önceki programlarımızda Bir şey hiç bir anlamadım. moderasyon programı içerisinde karşı sorulu cevaplı bir platform içerisinde ilerlediler. Belirli bir zaman diliminden sonra da bizim biliyorsunuz burada soru odalarımız var. O sohbet odasına eklenen soruları transferi şeklinde bir diyalog da oldu. Bunu biraz kendimizle beraber belirleyebiliriz. Sevgili Engin Kapkın kendisini de kısaca burada birçok genç öğrenci de var diğer okullardan gelen. Tanıtarak başlarsa çok sevinirim. Ben biliyorum ama kendisi anlatırsa ben sahneyi bırakıyorum. Kendisine ve sevgili Kuntar Şekercioğlu'na tekrar çok teşekkürler. Can, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle size ve bu Idea Talks'a vesile olan herkese teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli oldu. Bir de ben şöyle hissediyorum. Sanki herkesin bu aralar birbirini görmeye daha çok ihtiyacı var. Bu da vesile oluyor. Böyle uzun zamandır bu kadar çok gülen surat ben görmemiştim. Hani ekranda bile olsa herkes gülüyor. Halkça böyle bir değişik bir alemdeydik. Böyle kötü bir şey oldu yani başımıza kötü bir şey geldi ama ne bileyim ekranda insanları gülüyor görmek iyi. Ümit var demek yani o yüzden de teşekkür ediyorum. O zaman ilk kısaca kendimi tanıtayım. Engin Kapkın. Ayvalıklıyım, İzmirliyim. 2006 Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunuyum. Ondan sonra bir yüksek lisans deneyimim Anadolu Üniversitesi'nde oldu. Daha sonra Fulbright'la Amerika'ya gittim. Orada da bir yüksek lisans yaptım. Üstüne doktora yaptım. Genelde çalışma konularım form, anlam, algı, kalite algısı, tasarım eğitimi, tasarım düşüncesi üzerine şeylere çalışıyorum. Profesyonel olarak da çok fazla yani buradaki üstadlar kadar deneyimim yok ama benim de ufak tefek çalışmalarım oldu. Onların hikayesi çok ayrı. Ben o yüzden sözü çok uzatmadan Kunter hocama geçmek istiyorum. Ama bir dakika, ben araya giriyorum. Engin Amerika'da IDEO'da çalıştı. Amerika'nın en büyük tasarım stüdyolarından birisi. Çok mütevazi davranıyor. Bir gün oradaki deneyimini de ayrıca bize de anlatmasını rica edebiliriz, değil mi? Tabii. Yani orada öyle bir fırsat oldu. Sonra bir de orada kendi şirketimizi de kurduk. O şirketin de hikayesini paylaşmak isterim. Şimdi çünkü çok farklı bir rotada ilerliyorlar. Belki genç arkadaşların ilgisini çekebilir. Aslında bugünkü konuşmayı da onlara özel organize etmeye çalıştık. Kunter hocamla işte bu ilk fırsat ortaya çıktığında bir telefon konuşması yaptık ve özellikle öğrencilere yönelik bir akış izlemeyi tercih ettik. Umarım onlar da faydalanırlar. Ben öncelikle ETMK'ya sonra da Kunter hocama böyle bir etkinliğe dahil olduğu için beni de vesile ettikleri için teşekkür ederim. Sözü birazcık da Kunter hocama vereceğim. Hocam siz kendinizi biraz tanıtmak ister misiniz? Herkes tanıyor ama yine de güzel olur. 1996 ODTÜ mezunuyum.
Birazdan değineceğiz arada olan başka şeylere. Filtaş'ın ortağıyım. Filtaş Tasarım farklı sektörlerden farklı firmalara endüstriyel tasarım hizmeti veriyor. Tasarım danışmanlık hizmetleri veriyor bazen. Ürün tasarımı yapmasa da. Ya da başka firmaların ürün stratejileriyle ilgili danışmanlık hizmeti verdiğimiz zamanlarda oluyor. Bu minvalde mesleğin farklı açılımlarında aktif kalmaya devam etmeye çalışıyoruz diyeyim. Evet. Çok kısaca yani bilmeyen genç arkadaşlar her şeyi güncel sayılır. Terzi sökük durumu var tabii ama web sitemizden ne yapıyoruz ne yapamıyoruz durumlarını algılayabilirler. Kuntel hocamın firması ve ekibiyle kazandığı birçok ödül var. Red Dot, IF, Design Turkey, Üstün Tasarım gibi. Bunun yanında da tabii aslında benim de tanışmama vesile olan Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi gösterdi. Söylemem gerekiyor, pardon. Evet, part-time visiting instructor tecrübem var. 9 seneye yakın Anadolu Üniversitesi'nde, şimdiki Eskişehir Teknik Üniversitesi. 5 senedir de Bahçeşehir Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak stüdyo derslerine giriyorum. Hocam aslında biz konuşmayı şöyle kurgulamak istedik. Ben yurt dışındayken çok özlem duyardım böyle Türkçe tasarım konuşacağım insanlar. Kuntel hocam da beni bırakmayanlardan bir tanesi. Bunu da sürpriz olsun diye burada söylemek istedim. Kuntel hocam beni arardı ve biz uzun uzun ne olacak bu tasarımın diye tartışırdık. Aslında bu konuşmayı da biraz öyle organize ettik. Umarım bizim bu sohbetlerimiz özellikle genç arkadaşların ufkunu açar. Öncelikle herkese hoş geldi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tüm katılımcılara, hocalarıma, üstadlara, genç arkadaşlarıma. Aramızda birçok mezun durumda olan, olmak üzere olan arkadaşlar var malum dönem sonu. Tabii hepsi çok heyecanlılar, çok kaygılılar. Ben senin bu mezuniyet hikayeni çok beğenirim. Öğrencilik zamanından işte profesyonel hayata geçiş, o kesit çok ilginç. Eminim birçok buradaki öğrenci arkadaşa da ışık tutacaktır. Acaba yani senin mezun olduğun zaman bir de daha da özel bir zaman. Çünkü mesela çok fazla seçenek de yok. Çok az sayıda ofis var. Kendi ofisini açmak, o süreç, o iş, yani onu işletebilmek, sürdürebilmek. Birazcık o süreçten bahseder misin? Bahsederim. Hızlandırarak bahsederim. Bir ilginç bir durumum var benim. Bu mezuniyet projelerinin bir firma ile beraber yapılması durumu ilk kez 1996'da benim mezuniyet dönemimde başladı, denendi. Aşama aşama evrildi. Tecrübesine tecrübe eklendi. Bugünkü hale geldi. O ilk halinde ama bize Gülü Hocamlar dedi ki işte bir firma bulacaksınız, onun bir şeyini yapacaksınız. Hani çok böyle bir bunu denemeye başlıyoruz bir durum vardı. Yanlışım varsa hocam hani 20 sene sonra daha rahat anlatabilirim sanırım. Ailem kırtasiyeci benim. Dolayısıyla tek olası network'üm ya stajlarım üzerinden edindiğim network'le yürüyecektim ya da kırtasiye üzerinden Secrix'e ulaştım. Secrix yabancı zannedilir ama %100 yerli Türk firmadır. Yerli üretim yapar. Onlara bir tam koleksiyon, işte stiloforundan masa kalemine, dolma kalemine, tükenmezine, seramik rollerına, mekanik versiyon kalemine bir koleksiyon çalıştım mezuniyet projemde. Sonra bunlar öngörülmüş müydü bilmiyorum tabii o zaman ama mezuniyetimden yaklaşık bir sene sonra İzel Bey beni tekrar çağırdı. Dolayısıyla hani profesyonel hayatım, mesleki hayatım aslında gerçek anlamda başlamış oldu. Halen web sitemde de göreceğiniz Secrix 99 masa kalemini çalıştık. O benim için çok değerli. İlk bebek olmaktan dolayı değerli ama hala düşük yoğunlukta da olsa hala satışta olan bir ürün olmasından sebep çok değerli. 20 seneyi geçip de halen bir ürünün satılıyor olması pek kolay bir gerçeklik değil endüstriyel tasarım anlamında.
Tabii işte müşterim oldu, bir tane işim üretildi, yaşasın, hemen ben ofis açayım gibi bir gerçeklik yok. Yüksek lisans yapmak için İstanbul'a gelmiştim. Mezuniyet sonrası. Sonra bitirmedim. Yarım bıraktım. Şimdi genç arkadaşlara şöyle anlatmak lazım. Perspektifini çizmek lazım. Şu anda muhatap olduğunuz herhangi işle ilgili birileri mesleğinizin ne olduğunu tanıyor. Ama endüstriyel tasarım diyor mu? Diyor. Ama entas diyor. Onun endüstriyel tasarımı diyor. Ama ne iş yaptığınızla ilgili bir fikri var. Bizim zamanımızdaysa ha mimar gibi yani diyorlardı. Ya da endüstri mühendisi. Ha anladım ben falan. Ya da işte benim oğlan da çok iyi çiziyor. O nereden mezun? Ortaokul öğrencisi. Gibi böyle bir kafalar çok karışıktı. Bunun sebebi de henüz arz talep bugünkü seviyelerde değildi. Dolayısıyla çok fazla çalıştırılmadığımız için sanayide de çok fazla muhatabımız olması gereken insanlar da mesleğimizi bilmiyordu. Dolayısıyla ilan da yoktu. Zaten kariyer.net gibi bir takım insan kaynakları platformları da yoktu. İşte daha ancak Yahoo falan var, Gmail yok. Sadece hafta sonu çıkan Hürriyet'in insan kaynakları ekinde eğer çok büyük şirketler, işte Arçelik, Beko, Demirdöküm vesaire falan endüstriyel tasarımcı ilanı verdiyse şanslısınız. Hani o işlere başvurursunuz ve işte her şey yolunda giderse orada iş bulabilirsiniz bir durum vardı. Onun dışında yapacak çok iş var, yaparsınız ama işte benim de deneyimlediğim mimarlık firmaları, iş mimarlık tecrübeleri, restoran, bar, kafe onları yaparken bir taraftan tasarımcılığın getirdiği dürtüleri devam ettirerek ya bu restoranın mobilyalarını biz tasarlayalım, üretelim, aydınlatmanı yapalım, işte sanayiye gidelim, atölyeye gidelim, boyacıya gidelim, lakeciye gidelim, şişhanede abajurcuya gidelim, tasardığımız abajurları üretelim derken böyle bir hızlı anlatmaya çalışıyorum. Sıkıcı olmamak adına detayları atlayarak. Bunlar bir takım malzeme ve üretim yöntemi tecrübeleri kazandırdı aslında ve dinamik kalmayı, up to date kalmayı getirdi. Ama bunun yanında da hep o ürün tasarımı yapacağım, endüstriyel tasarım yapacağım açlığı hep var. Hani her fırsatı da kolla, agresif saldır, ısrar et aşamaları yavaş yavaş bir iki iş bağlantısı, müşteri bağlantısında doğurdu. Ne zaman ki 96 işte 2000 askerlik işte 2-3 sene 4 sene diyelim aralar yaklaşık ne kadar bir süre alır bunlar benim zamanımda ne kadar almış gibi bir matematiksel hesap yapıyorum fikir vermek için. Ne zaman ki ya toplantıya gitmem lazım ama sunuma gitmem lazım ama bir taraftan da başka bir şey yetiştirmem lazım. Ben tek başıma yetişemeyeceğim. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Meseleleri yani ekibin genişlemesine, zincirleme, aslında işte problem definition ve çözüm üretilme, hani ilk dersler, sorgulama. 2002'de Taner'in daha evvel kurduğu kilit taşına ortak oldum. Ve abimle, mimar olan abimle beraber ortak olarak firmayı yürütmeye devam ettik. O zamandan beri de hem İç mimari hizmetler iki ayrı departman olarak hem de endüstriyel tasarım hizmetleri veren bir departman olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çok hızlı bir özet oldu. Hocam size teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben aslında şey kısmını çok seviyorum. Hani bir yandan hayatta kalmak için bir şeyler yapıyorsun. O işi çok sevmiyorsun ama bir yandan da yapmak istediğin bir iş var ya, üretmek istediğin şeyler var. Hani orada işte paranın bir akışı var. Arzuların bir akışı var. Hani birazcık onlardan bahsetsen çok güzel olur. Ya işte biraz oraya değinmeye çalıştım ama o kadar çok şey geliyor ki aklıma. Yani istemiyorsun. Sadece mesleğini yapmak istiyorsun. Ama bir taraftan da işte bir restoranı yetiştirmeye çalışırken öbür tarafta zabıtalara çaktırmadan tadilatı nasıl götürürüz diye gece 3'te öbür dükkanı koştururken sabah atölyeye gidip de boyaları kontrol ederken mobilyaların boyalarını, sonra sanayi mahallesindeki depoda 30 senelik sandalyeleri seçip de onları tekrar tamilata
götür vesaire falan filanların arasında tabii ki hani ona yeni kalem seri tasarlar mısın? İşi geldiği zaman bütün devreler yanıyor. Yani işi gücü bırakıp sadece onu yapmak istiyorsun. Ama bu işte bir maddi bir akışta olması gereken bir durum var hayatımızda. Dolayısıyla benim geçişim böyle he deyince çok çabuk ofis açtım vesaire olmadı. Yani birçok benim kardeşimin yaşadığı başka işler, hani bunu reklam ajansı ve prodüksiyon işlerinde çalışan arkadaşlarım da oldu. Başka okullardan da hani o dönemde bu durumlar böyleydi. Ya da reklam ajanslarında art direktör pozisyonlara ulaşan ve bambaşka kariyer planlarına akışla beraber giden. Yani biraz akış zamanlarıydı bizim zamanlarımız. Çok kolay yönetemiyorduk. Ben aslında bunu isterim, şunu yaparım diye. O biraz bugüne göre biraz daha şans faktörü daha dominanttı ve biraz daha ısrarcı olunması gerekiyordu. Gerçi yine oralara da değinmek istiyorum. Hani ısrar her zaman olması gereken bir durum. Arkadaşlara tavsiye edeceğim şey o yani. Ne yapmak istiyorlarsa inatla ısrarcı olmaları, inatla direnmeleri, sabretmeleri gerekiyor. Benim de öyle bir dönemim oldu. Aslında hocam biraz da ona geçelim. O hikayenin de çok güzel, böyle tırmalamakla ilgili. Yani böyle tuttuğunu koparmak, çalışmak ve tempolu halinde olmak. Yani ya başarılı tasarımcı olarak başarılı olmak için hani öğrenci arkadaşları özellikle ne bileyim önereceğin en önemli şey ne olurdu? Yani neye tutunmak lazım? Tamam, herkes bu işi severek yapmak istiyor, hakkıyla yapmak istiyor ama senin böyle özel bir sırrın var mı ya da bir önerin var mı? Özel bir sırrım yok. Hani inat var ve SWOT analizi var. Ne yapmak istiyorum, nereye yönelmek istiyorum, kendimi nerede hedefliyorum, planlıyorum, görmek istiyorum ve bunun için eksiklerim ne, avantajlarım ne, dezavantajlarım ne, artılarım ne, neyi öğrenmem gerekiyor. Ben arkadaşlarımla bunun geyiğini yapıyoruz. Biz İşte altıgen kurşun kalemle pil bitmesin diye, Walkman'ın pili bitmesin diye kaseti geriye saran nesiliz. Hani bu o nesilden çok kişi var bir taraftan. O Discman oldu vesaire oldu. Ne ara iPod çıktı, ne Zoom'a ne hızla geldik meselesinde biz bütün o geçişi yaşamıştık. İşte V8 kasetleri görmedik. İşte serçe parmağım kalınlığında filmler var babamdan kalan. Hani onları görmedik. Hani müthiş bir geçiş oldu. Bu müthiş geçişte mesleğe ne sirayet etti dersek, ben Mimarlar Odası'nın AutoCAD kursuna gidip AutoCAD 12 sertifikası alıp ama neredeyse hiç kullanamayıp mezun oldum. Ya da ben ikinci sınıftayken elle çizim yapılması zorunluluğu bile telaffuz edecek bir durum değil çünkü program yok zaten. Ve bir sınıf arkadaşım Corel 2.0'la PAF'ta getirdiği için af buyurun jüride kan çıkmıştı yani. Hani neden dijital bir PAF'ta getiriyorsun? Bu ne cüret de dönmüştü. Çok net hatırlıyorum. Kulakları çınlasın. Belki buradadır. Hocam bu engel olunabilecek bir şey değil mi? Mesele buraya doğru gidiyor. 3 boyutlu programlarda gelecek, renderler gelecek vesaire falan filan diye tatlı tatlı tartışması yaşanmıştı. Ben mezun olduktan sonra Rhino 1.0'ın betasının CD'si elime geçti de hiç bir türlü ruhumun barışamadığı Max'le ayrılarak, Rhino'yla barışarak ve uzun süreli kaliteli bir ilişkiye döndürerek yolumu daha rahatlattım. Öğrenmek zorundayım. Bundan sonra da gelen işime yarayacak ne varsa öğrenmek zorundayım. Ve bunu hiç kimse, hiçbir öğrenci gene mümkün olduğu kadar aralarda kendime hatırlatıp aramızdaki şu andaki öğrenci 200'ü ulaşmışız, süper. Öğrenci arkadaşlara referans vermeye çalışacağım. Beni dürtün lütfen eğer ucunu kaçırırsam kendimle ilgili. Okuldan beklemeyin. Okul size bir yere kadar bir takım yazılım vesaire donanımsal bilgileri verebilecek. Bize de bir yere kadar verildi. Üniversite zaten her şeyin full verilebildiği bir yer değil. Bir takım sorgulama yeteneklerinin ve bir takım temellerin verildiği bir yer. O sorgulama yeteneklerini zaten sizin tasarımcı olarak survive etmenizi sağlayacak temel unsurlar, doneler, silahlar size veriliyor. Siz sadece kılıçla mı dövüşmek istiyorsunuz?
ya da at üstünde mızrakla mı dövüşmek istiyorsunuz? Ya da barutlu silahları mı geçmek istiyorsunuz? Ne sektörde çalışmak istiyorsunuz? Ne üretmek istiyorsunuz? Bununla ilgili hangi tool'ları edinmeniz ve tecrübelenmeniz gerekiyor? Bunları sizin tespit edip, bunları sizin update etmeniz gerekecek kendiniz için. Yani bütün çözüm sizde, okulda değil. Ve bunları ne kadar inatla, sabırla, üstüne gide gide yaparsanız o kadar da çabuk başarıya ulaşacaksınız aslında. Hocam konudan konuya atlayacağız ama benim de böyle bir deneyimim var. Çok kısa onu paylaşmak istiyorum. İşte biz Bigaz'la bir şirket kurduk. İşte herkesin bir garaj hikayesi var. Benim mutfak masası. Mutfak masasında şirket kurduk. Hayallerimiz işte ürün tasarlayacağız. İşte ne bileyim ufak elektronikler falan, ufak elektronik aletler falan filan yaparız diye başladık. Sonra habire bize aplikasyon falan filan geldi. Konu olarak. Sonra bir baktık sadece arayüz marayüz falan tasarlıyoruz. Şimdi konuyu şuna bağlayacağım. Birçok şey aslında değişti ama birçok şey de değişmedi. Bunu da seninle sık sık tartışıyoruz. Yani işte mesleğimizin tanımı da değişti. Fakat profesyonel hayatta değişim nasıl hissediliyor? İşte meslek sizce nasıl o kısıtta, o kesitte nasıl evriliyor? Değişen bir şey oluyor mu? Değişen bir şey yok. Değişen şey mediumlar değişiyor. Kullandığımız mediumlar değişiyor. O da majör değişmiyor. Yani medium üzerine medium ekleniyor aslında. Biraz evvel de demek istediğim oydu. Hani sizin ne hangi medium'a ihtiyacınız varsa onu, yani SolidWorks öğrenmen gerekiyorsa, buna inanıyorsan bunu öğren. Ama SolidWorks yokken ürün tasarımı yapılamıyor muydu? Yapılıyordu. Hala dolma kalemde kullanıyoruz. Hala kalemde kullanıyoruz. Hala o kumpas kullanılmadan SolidWorks'un hiçbir işe yaramayacağına %100 eminim. Çünkü önündeki bir tane parçanın federinin 1.8'den 1.5'a indiğini ölçüp açısını ölçmesi için o kumpasa ihtiyacı var. SolidWorks ölçmeyecek o veriyi. Dolayısıyla veriye ulaşmak için o mediumlara ihtiyacımız var. Sadece yenileri ekleniyor sürekli. Eklenecek, daha da eklenecek. Hologram teknolojisi gelecek. Var, çok pahalı, senelerdir var ama çok daha ucuzlayacak. İlk rapid prototype cihazları çok çok pahalıydı ama artık ofislerimizde oyuncaklar. İşte her kaç tane mimarlık firması satranç at figürü üretti, ofise aldığı prototip FDM cihazında acaba? Tabii canım. Ya dolayısıyla her şeyi ucuzlayacak ve daha ulaşılabilecek. Bu şey gibi siyah beyaz televizyon teknolojisinden 5-10 sene civarı bir gelecekte renkli televizyon teknolojisine sahipler. Ama 30 sene beklediler. Önce dünyaya satmak gerekiyor komple. Tabii. Sonra eski üretim bantlarını 3. dünya ülkelerine ulaştırıp biz renklileri üretelim satalım meselesine dönüyor. Hani biraz geç ulaşmasının sebebi bunlardı. Ama o düzen de değişti. Gene işte biraz evvel konuştuğum gibi hani artık Indigo var, Kickstarter var, artık girişimci tasarımcı var, artık garaj hikayeleri daha gerçekçi. İnsanları ulaştırmak, sermaye bulmak, üretilebilmek, low production yapmak bazı ülkelerde daha kolay ki Türkiye'de bunlardan biri. Ben biraz buraları da değinmek istiyorum genç arkadaşlar için. Hocam aslında çok güzel oldu bu. Yani senin girişimci, tasarımcı bir yönün de var. Bu anlamda işte piyasada satın alabileceğimiz farklı markalarda ürünlerin de var. Ben işte mezun olmaya yakınken şeydi, işte Arçelik'te çalışabilirdim, Ford'da çalışabilirdim. Çok benzer hikaye. Sonra bunun 10 yıl sonra şöyle bir şey, ampul yandı bende. Onun da hikayesi uzun, bir ara konuşuruz ama... Ya ben istediğimi zengin etme özgürlüğüne sahibim. Ben artık yaratıcı güç benim. Ve güç bende artık yani. Şimdi bu girişimci, tasarımcı nedir hocam? Sen olsun biliyorum ama biraz arkadaşlara açar mısın? Vizyon vermek adına soruyor. Ben kesinlikle o değilim. Ben hardcore endüstriyel tasarım ve paralelindeki benzer hizmetleri veren bir ekibin başındayım. Girişimci, tasarımcı değilim. Var, işim var ama burada Özlem Tuna'yı görüyorum. Merhaba Özlem. Yani Özlem, girişimci, tasarımcı Özlem'dir. Kendi ürünlerini üretiyor ve bir tane değil, kendi üretiyor, kendi tasarlıyor, kendi üretiyor, kendi markası var, kendi satıyor.
yani benimle mukayese edilemez bu durum. Benim bir tane fincanım var Derviş isminde. Onu tasarladım. Benim için üretilmesini sağladım. Ben satıyorum ona, ama bunu bir majör primary işim olarak görmediğim için de belki de ihtiyacı olan emeği vermiyorum ürüne, çocuğuma. Daha az adette gidiyor ama ben biraz orada da tutmak istiyorum meseleyi. Hani anlayan ulaşsın, değerini bilecek olan ulaşsın. İşte anne koleksiyoner annesine, annen her günde hediye etmek için Giresun'dan bir çocuk aradığı zaman ben ona elden teslim etme içgüdüsü gösteriyorum. Hani o çok, çünkü tadını bilecekler, değerini bilecekler, benim pışpışladığım gibi bakacaklar, özen gösterecekler gibi bir durum oluyor. Ama aklıma şey geldi şimdi seninle konuşurken. İşte ne diyeyim, Zeitgeist, yani ya, daha erken zamanda, yanlış zamanda yanlış şeylere de girişmiş olduğumu fark ediyorum. Benim bir nargile maceram var. Nargilenin bütün dünyada nasıl bir dürtüyle ne tetikledi bilmiyorum ama sevildiği, kullanıldığı ülkeler dışında diğer ülkelerde gençler tarafından bir anda çok hype olduğu, in olduğu, trend olduğu bir dönem var. 90 sonları. İstanbul Modern orada Amerikan pazarı, Tophane'de, eskiden işte kaçak Levi's ve Timberland'lerin satıldığı, dükkanların olduğu bir Amerikan pazarı vardı. Sonra yanan Galata Köprüsü'ndeki Erzurum Çayevi oraya taşındı. Ve orada birkaç dükkan birleşip faaliyet vermeye başladı ve nargile de bu faaliyetlerinden biriydi ve işte Beyoğlu Üniversite gençliği orayı keşfedip İstanbul'da böyle bir trendin başlamasına sebep oldu. İşte bardan çıkılınca, kemancıdan çıkılınca nargileye iniliyordu Tophane'ye. Sabah 3-4, hani 24 saat nargile servisi var. Çok ilginç geliyor kulağa böyle söyleyince. Kendi sesim de ilginç geliyor dışarıdan dinleyince. Orada bir farkındalık var ve haliyle ürünü inceliyorsun. Biraz evvel bahsettiğim açlık var ve biliyorum konu buralara gelecek, senle hep buraları tartışıyoruz. İşte kültürel referanslar, kültürel referansı olan ürünler. Ben yapan şey aslında benim yetinlerimle aynı olan çağdaşım İtalyan, Hong Kong ve New Yorklu bir tasarımcıdan farkım. Benim aslında burada Ersan'ın ve Necla'nın oğlu olmam, Bursa'da büyümem. İşte İskender, Kestane, Şekeri, Şeftali, işte ODTÜ, İstanbul vesaire falan, burada her ne yaşadıysam beni farklı yapan şeyler bunlar. Ve bunda işte mendil de var, lokum da var, bayram şekeri de var, kız kovalayan da var vesaire vesaire. Hani neyse, geçmişim. Ve bu geçmişin içinde aslında kullanıcısı değildim ama nargile de var. Çünkü bu toprakların geçmişindir. Bu sefer bende bir dürtü, o dürtü, işte o ilhamıyla fenasi vardır. Öğrencilerim bilir, işte karikatürlerdeki omuz melekleri. İşte bu sefer ilhami fısıldamaya başlıyor. Ya bunu niye sorgulamıyorsun? Ya bu neden bunun üstünde 3. Ahmet'in portresi var? Ya neden nargilenin üzerinde de bu ornamentation var? Neden işte üzerinde çiçek desenleri olan emaya tencereyi sorguluyorsun? Onu sevmiyorsun. Bu da aynı bir durumda. Peki paralelinde gerçekten Mısırlılarında nargile kafeleri Paris'te bu kadar hype olmuş. Orada da üniversite gençliği acayip bir patlamış. Herkes nargile içmeye gidiyor. Londra'ya taşınmış. Florida tütün yasakları ama nargile yasakta değil vesaire. Bunu neden işte Danimarkalı bir avukat 30'larında bir persona hayal edip, kadın avukat, Bang & Olufsen müzik seti, acaba tütün kullanıyorsa, nargile kullanıyorsa, ya o nasıl bir nargile kullanır sorularıyla başlayan, bu sefer yani işi gücü bırak, sabahla çiz, et, bir durumlara buldum kendimi. Peşinden de Saint-Étienne Design Biennale'ne katılma fırsatını yakalayıp, kendi nargilemin çalışır prototiplerini üretip, gerçek bize okulda öğretildiği anlamda prototip, tırnak içinde prototip kelimesini kullanıyorum. Hızlı prototip değil. Hani boyaysa boya, alüminyumsa alüminyum, sıvamaysa sıvama, cam üfleme, işte hortumu, marpuçu vesairesi falan çalışır ama seri üretilmemiş 4-5 taneyi yapmaktan bahsediyorum. Ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. Ben Nargileme Dizen Bienallerinde sergiledim. En genç üyelerinden biri olarak ETMK'nın o dönemde yaptığı 98 Designers Odyssey'de sergiledim. Bahsettiğim Skrix kalemimle beraber. Şuna sebep oldu. İlk müşterilerimden biri olan Arzum'un beni bulmasına sebep oldu. Sınırların ötesine 2002 mi 2003 mü ilk gene ETMK'nın güzel sergi yaptığı günlerden üyesi olduğum için fırsatını yakaladığım bir Euro paletlik alanda Nargilemi'de sergililerken sevgili Murat Kolbaşı benimle irtibata geçti Nargilem sebebiyle. Nargile ile ilgili konsantrasyona girdik ama seri üretim aşamalarına gelindiği noktada acayip emek verildi. Bir üretici firma, Kayseri, ben defalarca gittim geldim, detaylar çözüldü vesaire. Ama Arzum'un o zamanki stratejik duruşu, konumlama vesaire ve hani tütün, sağlık, elektrik ev aletleri, müşteriler kadın, uyar uymaz vesaire yeni bir brand yapmaktan vazgeçip nargileye rafa kaldırdılar. Ama Arzum benim müşterim oldu. İşte bildiğiniz cezve, fritöz, tost makinesi vesaireler çalıştık. Onlar başka şeyleri doğurdu. O tost makinesi üreticisi benim şu anda müşterim olmaya devam ediyor vesaire falan ama geri dönüp şimdi parantezi kapatıp işte dağılma ihtimallerim var. Moderatör topla beni. bugün olsaydı belki de ben işte 250 bin euro yatırım toplamıştım Kickstarter'dan. Ve dünyanın her bir tarafına nargile satıyordum kendi kendime. Evet hocam. Çünkü farklı 5-6 üretim yöntemi, farklı 4-5 malzeme ve bunları farklı bu üretim yerlerinde bu kadar volümlu üretme, stok, montaj, kim assemble edecek, kim paketleyecek, kim ihracatına uğraşacak, hepsinin üretim kontrolü nasıl yapılacak? Ve ben daha işte 25-26 yaşındayım gibi bir durum. Hiç gerçekçi değil. Bugün onları yapmak çok kolay. Bugün o girişimci tasarımcılığı daha başarılı finalize edebilmek, daha maddi olarak getirisine ulaşabilme fırsatını yakalamak daha kolay. Çünkü artık e-ticaret de söz konusu. Dolayısıyla sizin fuara gitmeniz, Paris'e gitmeniz, orada bir yerde tanıtmanız vesaire gerek olmadan da ürününüzü hedeflediğiniz kitleye ulaştırabilmeniz söz konusu. Hocam, böyle bir şeyim var, deneyimim var yani. Süper, elinize sağlık. Hocam bir kısa bir mola alıp özellikle büyük hocalarımdan, arkadaşlarımdan hoşgörülerine sığınıp öğrenci arkadaşlara yöneleceğim. Böyle bizi istediğiniz zaman bölüp işte el kaldırıp sorularınızı alabiliriz. Hatta çok da memnun oluruz. Hatta Kuntar Hocam daha da memnun olur. Benden daha çok biliyorum. O yüzden lütfen bizi bölün. Herhangi bir soru ya da öneri almak isterseniz ya da konuya girmek isterseniz lütfen çekinmeyin. Böylece de birazcık da Kuntar Hocam'ı dinlendirmiş olayım. Hocam, şimdi özetlemek gerekirse ve gerçekten mezun olduktan sonra kendi şirketini kurma aşaması sancılı olabilir ama sizden anladığım bu birazcık şey inat işi. İnat etmek gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor. Ofis kurmak çok kolay. Şirket kurmak çok kolay. Şirket kurmak da kapatmak da aslında çok kolay. Biraz paraya mal oluyor. Evrakları toplayıp götürüyorsun ve şirket kurarsın hemen yani. Hiç sorun yok. Mesela hangi iş, hangi tahsilat, hangi tecrübe, hangi network vesaire bu böyle hedeyince bir kere de olacak bir şey değil. Ama olmayacak bir şey de değil yani. Bu işte inatçı olmak ve up to date. Yani ben buradaki senin söylediğin güzel kelime up to date kalmak ve hırslı ve inatçı olmak sanırım. Hocam, konuyu birazcık saptıracağım ama bunda yine arkadaşlar ve aynı zamanda profesyonel arkadaşlar da hocalarım da söylerler, tartışırlar yani. Bu üretim mevzunu biz seninle ara ara konuşuyoruz ama ben mesela şeyi çok seviyorum. Bu ressam
mevzunu. Yani eğer tasarımcı, yani bir ressam analojisi yaparsak, bizim medyamız ressam olsaydık hani tuval, boya, fırça gibi bir şeyler olabilirdi. Hani onu yapmayı, onu kullanmayı bilirdik. Yani tasarımcının fikrini icra etme medyası nedir? Bir de şu analojiyi çok seviyorum ben. Pilot analojisi. Hani Türk Hava Yolları pilotları işte biniyoruz uçağa. Türk Hava Yolları güzel kalkıyor, harika. İşte askıda kalıyor bilmem kaç feet. Her şey güzel, süper. Yani uçmasını çok iyi biliyor. Ama alkışı piste indiğinde alıyor. Ben bunu tasarımcıya uygulamayı çok seviyorum. Yani tasarımcı ne zaman alkış alır hocam? Tasarımcının medyası nedir? Tamam, ilkinden. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyum? Ressamdan başlayacağım. Tamam hocam. Çok ünlü ressamlar biliyorum. İşlerini asistanlara Photoshop'ta yaptırıp tuval bezlerine dijital çıktı alıp sonra da asistanlarına bunları yağlı boyayla boyattırıp sonra üzerine imza atan. Vay vay. Ağır girdin hocam. onların da medium'ları aslında tükenmez kalem, kalem, kağıt, cetvelle de kalmaya devam etti ama üzerine Photoshop eklendi, dijital baskılar eklendi. Onların da eklendi malzemeleri. Evet. Mesele biraz orada anahtar kelime samimiyette bence. Şimdi Aykut bana gene kızacak, benim kelimemi kullandın falan filan diye ama daha dürüst olmakta. Yağlı boya yapıyorsan yağlı boya yap. Dijital baskı yapıp da üzerine yağlı boyayla alttan boyayıp da imza atıp sanki One Piece'miş bir tane yani ruhunu katarak yapmış gibi bir durum olmuyor. O zaman onu dijital üret. Limited Edition'de 20 tane aynısından yapacağım de vesaire falan filan. İkinci tarafa gelirsem hatırlatsana. Hocam aslında ilkinde biraz daha kalalım. Ben şundan bahsetmiştim. Mesela bu yani yine öğrencilere yönelik bir soru olacak ama yani üretim yöntemleri, bizim üretme yollarımız yani çocuklar işte çok kafası karışıyor, kendine güvenmiyor. Benim işte yüksek lisans öğrencilerim falan da oluyor. İşte niye yüksek lisans yaptım diyorum. İşte kendime şu konularda güvenmiyorum diyor. Ve genelde dönüyor dolaşıyor şeye tosluyor. Üretime tosluyor yani. Yani bir tasarımcı bunu nasıl kontrol eder? Nasıl öğrenir hocam? Alkış, tamam, konuyu saptıracağım. Hoşuna gidecek. Kunter'i kim alkışlar, ne zaman alkışlar? Kunter'i burada olduklarına eminim. Asya buradalar mı? Kunter'i Samsung'dan Design Week'e gelip de onunla ayaküstü sohbet eden öğrenci arkadaşlar alkışlar. Evet, bir grubu burada keyifle izliyorlar. Tamam, hoş geldiler. Ya da Kunter'i... Bir de ben. Kunter'i hedefledikleri gibi tasarım ödülü aldığı için beraber çalıştıkları ürün müşterisi alkışlar. Ya da başka bir perspektif açacağım. Hiçbir tasarım ödülü almamıştır. Herhangi bir bu bir iyi tasarımdır denme durumuna maruz kalmamıştır. Meslektaşlar ya da akademisyenler ya da tasarım öğrencileri ya da sıradan vatandaş, herkes teknik direktör, herkes milli takım teknik direktörü ya, hani herhangi bir herkes tarafından takdir edilmemiştir ama firmanın son 5 senedir ayakta kalmasını sağlamıştır o tasarım. O zaman alkışlanır Kunter. Hocam bu 21 gram mevzu vardı ya, onu bahseder miyim? Belki de değerlendirme kriterine göre iyi tasarımın ne olduğu değişir. Siz milyon euroluk kalıp ve enjeksiyon makinesi yatırımı yaparsınız. İşte 5 tane patenti olan bir ürün geliştirirsiniz. O az satar. Sebepleri başka yerlerde aranabilir. Yanlış hedeflemedir, yanlış planlardır, yanlış pazarlamadır, yanlış zamanda yanlış üründür. Firmanın müşterisi o tarafta kuvvetli değildir ulaşabildiği hedef kitle. Ama
volüm yakaladığı ve ihaleleri kazandığı ve 4 milyon tane değil, hani toplam birkaç senede 50 milyon tane diş fırçası satmasını sağladığı ve çok daha ucuz bir kalıp yatırımıyla ama çok daha düşük gramajla, burada parantezler açıyorum, hani sürdürülebilirlik, ekoloji vesaireyi falan da önemsenebilir durumlar var. Firmanın umurunda olur olmaz o ayrı konu. Ama tüketicinin umurunda olur olmaz onlar da var tarafında. İyi tasarım o da olabilir. Ama bu iyi tasarım Design Turkey'de ödül almaz. Bu kimseyi iyi ya da kötü tasarımcı yapmaz. Değerlendirme kriterinin ne olduğuna göre konuya bakmamız, yani ürüne ya da tasarımcının verdiği hizmeti, tasarımcının verdiği hizmeti değerlendirmek de bir ilginç bir başlık oldu. Ya da bu hizmetin karşılığında çıkan nesneyi, output'u değerlendirirken bu değerlendirme kriterlerinin ne olduğu ve bu değerlendirme medium'unun ne olduğu? Design Turkey mi? Öğrencinin jürisi mi? Yoksa müşterinizdeki yeni transfer edilmiş yeni pazarlama müdürü mü? Neye göre değerlendirilecek? Ya da işte bir tane alfa liderin çocuk kakası gibi olmuş, bu rengi beğenmedim dediği bir fokus grubu mu? Fokus grup çalışması yapan meslektaşlarım bilir. İşte hedef kitlede ben donmadım değil mi? Herkes yerinde değil mi? İşte hedeflenen kitlede belli sayıda kişiye aynanın öbür tarafından FBI filmlerindeki gibi bir takım sorular sorursunuz ve çok güzel cevaplar, onlar analiz edilir ve piyasaya çıkmadan evvel de doğru mu değil mi, rengimizi değiştirecek miyiz, nasıl algılıyorlar, ona göre bu kalıp yatırımı yapalım mı yapmayalım mı analizlerine çıkarsınız. Bunun hizmetini veren firmalar var. O güzel değerlendirmeler olur. Çünkü vatandaşa soruyorsunuz, hedeflediğiniz ses grubundaki vatandaşa soruyorsunuz ve orada bile belli bir yüzdeyi ignore etme yöntemleri var değerlendirirken çıkan sonuçları. Tabii hocam. Hocam bir de bu birazcık da yani işte firmaların size verdiği briefle de ilgili. Doğrusu orayı falan... açalım. Efendim? Burayı açalım. Açalım mı? Peki hocam. Günün anahtar kelimelerinden biri tarifname, brief olabilir, design brief olabilir. Hocam bir çok acayip bir şey. Benim ömrümün 3 senesini aldı tez yazacağım diye brief üzerine. Burada da gerçekten ortak hayatımın olan... bir de birini almış olabilir. Ben anlamak istedim. Vallahi ben bilmiyorum, çok zorlanmıştım. İşte Mehmet Asiye Tekin hocam, Özlemer hocam, Füsun hocam danışmanımdı burada mı bilmiyorum. Onu anlamak için çok uğraştık. Ne kadar anladık bilmiyorum ama senin çok güzel hikayelerin var brief, biliyorum. Birkaç tanesini anlatsan hocam. Öğrenci arkadaşlar, gerçek hayatta size okulda hocalarınızın verdiği brief'i veren kimse olmayacak, bunu bilin. Okulda size, hangi okul olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, genelliyorum hepsini öngörerek, size okulda çok güzel, çok detaylı ders çalışarak briefler veriliyor. Gerçek hayatta belki büyük tasarım departmanı olan büyük sanayi firmalarının tasarım departmanlarının konuya çok daha hakim briefler veriyorlardır. Ama mesele COBİ'lerle muhatap olma durumuna geldiği noktada, bunu kötü bir anlamda söylemiyorum, İşte tecrübe edinmeniz gereken şeylerden biri de bu olacak. Çünkü anda herkesin aklında bir rakip firmanın yerli ya da yabancı son katıldıkları fuarda gördükleri, çok talep aldığını bildikleri sample bir ürün olacak. Ama bunu size söyleyemeden onun gibi bir şey yapmanızı bekleyecekler. Ama bunu bile dürüstçe söyleyemeyecekler mesela. Anlatabildim mi derdimi? Bir değerlendirme kriterleri var. Deminki paragrafa geri döndük. Kafalarına bir değerlendirme kriterleri var. A firmasının şu ürünü gibi bir şey olsun. Ama sizin sunduğunuz 4 alternatif ona benzemiyor. Bunu niye baştan söylemedin? Bu da benim için design brief olabilir. Onunla ilgili herhangi bir patent, tasarım tescili vesaire sorun olmayacak. Daha ucuza mal olacak. Her neyse, üretim müdürü de onu söylesin. Maça jiggle olmasın. Daha ucuz, basit bir erkek dişi kalıpla bunu üretelim ama lütfen. Ve gramajı daha olsun. Buna en baştan koyalım.
O kadar çalıştıktan sonra, bizi özgür bıraktıktan sonra, ya işte bunları küçültelim, bu çok pahalı oldu diye rafa kalkmasın emeklerimiz. Hani mesaimiz çok değerli hepimizin. Evet. Hocam. Gibi brief sorunu benim de meslek hayatımın çok ciddi mesaisini alıyor. Geri dönüp eğer yeterince doğru olmadığını ve kafamıza takılan soruları olduğunu düşünürsek, geri dönüp farklı departmanlarla, müşterimizin farklı departmanlarıyla, işte üretimle, patronla ya da pazarlama departmanıyla ya da yurt içi satış departmanıyla, neyse hedefler, onlarla tekrar onların bildiği bilmediği rakip analizleri, bu sırf bu sebeple benchmark'ı ve trend analizi çalışmalarını çok ciddi mesailer vererek yaptığımız zamanlar oluyor. Sonradan mesaimiz yanmasın, sonradan emekler boşa gitmiş olmasın diye tekrar araya bir toplantı sokarak, bakın böyle bir gerçeklik var. Piyasanın gerçekliği bu. Siz bizden böyle bir şey çalışmamızı istediniz. Stratejinizi, derdinizi anlıyoruz ama böyle bir gerçeklik var. Böyle oyuncular var piyasada. Onların üretimi bu. Onların satışı şu. Onların yaklaşık üretim bedeli bu ama şu kadarı satıyorlar ve yaklaşık şu kadar bir pazara hakimler. Hani doğru zamanlama mı buna girmek? Yoksa yanlış bir yatırım mı yapıyorsunuz? Bu kadar kalıp yatırımını aslında bunun kardeşi böyle bir ürüne yatırsak daha doğru olmaz mı deyip, hani aslında belki de üzerimize vazife olmayan stratejilerine müdahale olduğumuz zamanlarda oluyor. Ama en başında her şey doğru brief. Bir tasarımcıdan ne sebeple ne istediğini doğru bilme ve bunu doğru ifade edebilme. Bu verileri dürüstçe paylaşarak, samimice paylaşarak doğru ifade edebilme durumunda Türkiye sanayinde çok sıkı bir tecrübe eksikliği olduğunu gözlemliyorum. Bizim belki de bu kasımızı, yani mukayese edemiyorum tabii evrensel olarak benzerlerimizle firmamın, ama bu kasımızın bu sebeple çok tecrübelendiğini, güçlendiğini düşünüyorum. Benzer bir şeyi genç arkadaşları da bekliyor. Hani ancak bana göre hayatları daha kolay olabilir. Çünkü girecekleri firma artık endüstriyel tasarımın ne olduğunu biliyor. Aa, iki tane endüstriyel tasarımcı arkadaş çalışıyor orada zaten ve yeni bir junior olacaklar. Dolayısıyla bir arada birisi var ya, hani bu sorunları en az 2-3 senedir tecrübelemiş firma içinde. Ve hani bir abi abla var orada. Hayat biraz daha kolay olacak belki de onlar için. Ama böyle söyleyince ne acılar çekmiş gibi oldu. Öyle değil tabii, yanlış anlaşılmış. Hocam yani aslında çok severek mesai verdiğimiz durumlar. Biraz da sorulara yer verelim. Chat penceresinden yazan arkadaşlar var. Buna paralel bir soru var. Aslında birazcık da uzun, hepsini okumayayım ama. İşte karşımızda bize şans vermek istemeyen ama istiyormuş gibi gözüken patronlar varken, İşte şans verseler bile bize rakip mi olacaklar diye düşünürlerken, mesleği sevmeye nasıl devam ederiz diye bir ilginç bir soru var. Patronlar onlara yeterli primi vermeyecek ve önlerini açmayacak mı? Onu mu kastediyor? Evet, sanırım öyle bir soru hocam. Var. Yani, bu patron, bir saniye. Üzerime alınmalı mıyım? Özüm üzerime alınmalı mıyım? Burada patrondan kasıt. Tasarımcıya iş veren sanayici mi? Sanırım ondan kastediyor hocam arkadaşımız. Yoksa tasarım ofisine girdim, oradaki tasarımcı patron benim bir şeyler yapmama izin vermeyecek mi? İki farklı şapka var. Patron hocam şey açılmamış soruda. O yüzden ben de bilemiyorum ama ikisi de ayrı case. Çok haklısın yani. O zaman iki tarafa da gireyim. Tamam, bak bir sorudan iki soru. Çok güzel oldu. İşveren var. Kendini efsane tasarımcı olarak konumlandıran işveren de var. Hak ediyor da durda. Hani gene değerlendirme kriterlerine göre bir sürü ödülleri vardır vesairedir. Harika işler yapıyordur falan filan. Mesele sadece diplomada değil yani. O da azmetmiş, çok güzel işler yapıyor. Kendini yetiştirmiş, doğru bir ekip kurmuş, çok güzel işler yapıyor olabilir. Böyle birisinin yanında da yeteri kadar takdir edilebilirsiniz. Bu tamamen kişiden kişiye değişir durumlardır bunlar. Ya da kendini tasarımcı olarak
konumlandırmamış. Sadece firmanın sahibi ama gene de seni herhangi bir durumda ihtiyacını hissettiğin o manevi tatmini verme içgüdüsü hiç göstermeyen bir işverenin de olabilir. Ama bu seni kötü yapmaz ki be güzelim. Özgüvenini işvereninin sana iltifatına mı dayayacaksın? Tabii. Sert oldu biraz ama. Sen iyi olduğunu bil zaten. Maddi olarak tatmin olmadığını düşünüyorsan ayrıl. Manevi olarak sorun yaşadığını düşünüyorsan çözmeye çalış. Çözemiyorsan manevi olarak da tatmin olacağın başka bir işe gir. Çünkü bir kan uyuşması durumu da söz konusu. Yani başka bir sen gideceksin, başka birisi gelecek. Ve o senin hiç sevmediğin patron, o senden sonra gelenle çok verimli çalışacak belki de. Bunlar denenmeden bilinmez tecrübeler bir taraftan da. Sorunun işte kendi kendimize gelinli olup anladığımız tarafına gelirsem, hani bir tasarımcı işveren olarak, tasarım ofisindeki patron olarak, bilmiyorum, özüm diyor haklısın. Özüm, ben sana böyle şeyler yaşatıyor muyum? ya bu da bir tasarımcı var, aynı şekilde yaklaşabilirim. Tasarımcı var, tasarımcı var. Bilmiyorum. Benim kendi yoğurt işim var. Benimle beraber çalışan insan bununla ilgili yorum yapmaya yetkili. Hani ben kendim için şöyleyim, böyleyim dememeliyim. Ama ben bir ekip çalışması yapıyorsak, ekip olarak çalışmayı önemsiyorum. Hatta böyle hoş olmayacak, belki reklam gibi olacak ama gerçekten çok emek verdiyse ve en başından o işin oraya gelmesiyle ilgili katkısı çok büyük olduysa, stajyerlerimi tasarım tescilinde ismini yazdırdığım zamanlar oldu. Maaşlı çalışanından bahsetmiyorum. Sadece bir ay yanımda olan stajyerden bahsediyorum. Yani bu kişiden kişiye ya da dönemden döneme değişir şeylerdir. Ama bu soruyu soran arkadaşların iyi tasarımcı olma durumunda, gene değerlendirme kriterine dönüyorum, neye göre, kime göre? Aslında çok iyi bir tasarımcısın sana göre. Sen eksiklerini biliyorsun, eksiklerini tamamla, daha da iyi bir tasarımcı ol. Mutlu değilsen ayrıl, başka bir yerde işe gir. Ama bir tecrübenle bir çuval inciri yakma, bütün gemiyi yakma. O hocam, sektörü de yakma. Hani o mobilya sektöründe kötü bir tecrübe yaşadın diye İnegöl lanet olsun vesaire falan filan diye geçme. Belki de Doğutaş'ta çok mutlu olacaksın. Onu bilemezsin. Çok çok fevri tepkiler gösterebiliyor genç arkadaşlar. Evet, haklısınız hocam. Hocam birkaç soru daha var. Onlara da yer vermek isterim müsaade edersen. Ben göremiyorum. Bir tane, ben takip etmeye çalışıyorum hocam. Bir tanesi yine biraz uzun ama okumaya çalışacağım hızlıca. Bu arada yanıt için bu arkadaşımız çok teşekkür ediyor hocam. Bir başka soru şöyle. Tasarım yaparken süreç bizim için çok değerli. Bu fikir geliştirme aşamasında aslında tasarım sektöründe kişilerle birlikte fikir alışverişiyle brainstorming yapmak ve proje geliştirmek bizim için çok geliştirici. Bu açıdan fikirleriniz nelerdir? Tasarımcılar ve öğrenciler proje oluşturmak kapsamında bir araya gelebilir mi diye bir soru var. Sanırım biraz şöyle açmak gerekebilir bunu hocam. Yani mesela süreç çok önemli ama profesyonel hayatta süreç mi sonuç mu hocam? Ne dersin? Tamam, buradan da iki soru çıkıyor. O aslında şunu soruyor. Ben şöyle anlıyorum onun sorusunu. Öğrenciyim. Projeler yapıyorum. Beni okulda her kim varsa muhatabım, onlar dışında sizler ve benzerlerinizle de muhatap olmak çok besleyici olacak. Ne olur bizi bir araya getirin. Biriniz el verin, Sertaç el verin, bizi Kunterlerle bir araya getirin. Biz onlardan da yorum alalım ne olur gibi bir durum var. Bu çok gerçekçi değil. Çünkü yani çok severek bu desteği veriyoruz fırsatlarımız olduğu zaman. Ama gerçekten mesai çok değerli, hani kişisel zamanımız da değerli ve işteki mesai, okuldaki öğrencin olmayan bir öğrencinin projesine mesai vermeye döndüğü noktada kostu çok büyük
gideri çok büyük bir noktaya geliyor. Ne olur yanlış anlamasınlar beni. Çünkü bizim zamanımızdaki gibi de değil. Biz okurken 5 okul vardı, şimdi 36 okul var. Hani hangi öğrencinin hangi projesini tatlı tatlı abilik yapalım, destek verelim, hangisine nasıl yetişelim bir durumu var. Senin anladığın haline geleyim, hatırlat. Ben de şey demeye çalışıyordum hocam. Bir yandan da chat'i takip etmek zorunda kaldım da özür dilerim. Profesyonel hayatta işte şey tasarımda eğitimci eğitim sırasında tasarımda süreç çok önemli diyoruz. Hatta daha çok süreç eğitimi veriyoruz. Profesyonel hayatta bu durum nasıl? Yani ne bekliyor arkadaşların? Süreç mi sonuç mu? Haliyle çok nadir olarak tasarım işvereni süreci sizin önemsediğiniz kadar önemseyecek. Sizin eskizleriniz size Kunter diyecek ki aman eskizlerinizi atmayın, buruşturmayın, katlamayın, paraflayın, tarih atın. Mokaplarınız çok değerli, aşama aşama onları saklayın. Günün sonunda üretildiği zaman işte ETMK'ya üye olacaksınız. ETMK bir sergi yapacak, sen genç bir tasarımcı olarak getirip onları yan yana koyacaksın orada. Orada da bak Kunter olduğu gibi arzum gelecek, seni işe alacak vesaire falan diyeceğim ama yani bunu yapan zaten yapıyordur. Önemseyen zaten önemsiyordur. Ama tasarım işverenleri arasında bu biriken malzemeyi ve nasıl çalışıldığını, süreci nereden nereye geldiğini önemseme içgüdüsü gösteren işveren çok az olur. Çok, bu da çok normaldir. Çünkü ana amaçları para kazanmak. En kısa sürede o ürünün hayata geçmesini sağlamak, bunu mümkün olan en düşük maliyetle yapmak ve mümkün olan, gerçekliklerinde mümkün olan en yüksek karla da satmak. Çok normal bir şekilde biz bu kapitalist düzenin çok güzel çarklarından biriyiz. Acımasız bir şekilde. Dolayısıyla kimse sürecinizi çok önemsemiyor. Ancak tasarım işvereninizin bilincinde başka bir durum varsa, şimdi çapraz örnekler, yine dikkat. Ben bir tane söyleyeyim. Atıyorum. Konuyla alakalı bir disiplinden mezun olmuş ve işe yeni girmiş ikinci jenerasyonu varsa ve sektördeki daha design PR yapan büyük dev şirket bu süreçleri paylaşa bunun iletişimini de yürütüyorsa, İşvereniniz de bunu anlayacak bilinçte birileri varsa, ya Kunter Bey biz de hani eskizler, maketler, prototipler bunları biraz paylaşalım. İşte Design Week'te bir yer mi tutsak? Biz de design oriented bir firmayız. Bunları anlatmamıza işe yarar. Ya web sitemizde sizin şu güzel eskizlerden bir şeyler paylaşalım, kullanalım falan filan meselesine böyle kurtlandıkları zamanlar oluyor. Evet. Sen de o zaman diyorsun ki aha şimdi işe yarayacak ya, çıkartalım şu zarflardan eskizleri. Çok güzel saklamıştık kendi arşivimiz için. Ama asla o süreç çok güzel olsun diye iş verilmeyecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Süreci verimli geçirmek tamamen tasarımcı tatminiyle alakalı bir durum. Bunu işvereninizin önemsemeyecek. Bir de verimli geçirilen süreç hocam öyle ya da böyle olgun yine verimli bir sonuca vesile oluyor, neden oluyor. Bir de süreci bildiğiniz zaman farklı ürün gruplarına da ya da sorunsallara da hakim olma yeteneğiniz oluyor. O yüzden süreç önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Bu şimdi kendi söylediklerimden düşüncemi geliştiriyorum. İşte en başta dedik ya, kumpastan Zoom'a geldik. Hı hı. Bugünün gerçekliğinde şu an itibariyle o paylaşılan Instagram paylaşımında design oriented company'yim ben demeye çalışan belki 50 firma daha eklendi dünyada. Bu farkındalık çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla şu anda bizi takip eden genç öğrenci arkadaşlardan süreçlerini önemseyecek işverenlerinin ileride çok yakında daha fazla adette olacağını öngörebilirim. Evet.
Hocam, dolayısıyla bile evet, o dijital eskizler daha güzel yapılacak artık. Parlamamız gerekir, sketchbook falan filan. Hocam, bir soru daha var müsaadenizle. İlk soru için Oğuz'a, ikinci soru için de Eylül'e teşekkür ederiz. Bu arada beni de uyardılar isimi söylemem için. Onlara da teşekkür ederim. İsimleri söylemeden onları takdir etmen lazım bak. Ya işte bilemedim ben de, yani her gün moderatörlük yapmıyorum hocam. Hele böyle bir ortamda hiç yapmadım ya, ilk defa yapıyorum. O yüzden hoşgörünüze sığınıyorum. Hocam bir soru şöyle, aslında çok güzel bir soru. Merve Cenik, tasarım kavramdan biçime ilerleyen tasarımın kavramdan biçime ilerleyen sürecinde form arayışında kaybolabiliyoruz. Biçime giden yolda deneyimlerinizi dinlemek isteriz. Birazcık bu da bende şeyi hatırlattı. İşte form aramak, form arayışı. Formdan çıktım, forma geldim. Ne diyorsunuz hocam? Ya ana sürecimiz bu diye özetleyebilirim. Ana konumuz bu ya. Yani çok büyük bir kapsayıcı bir, sürecin çok büyük bir kapsayıcı alanı. Çok büyük bir vaktini kapsayan alan bu. Yani içinde çalıştığın ürünün içindeki komponentler var. Atıyorum rezistansı var, düğmesi var, ekranı var, PCB'si var. Onlara rağmen güzel bir form arıyorsun belki de. Sadece hani elle tutulmasıyla ilgili bir bardak, kupa vesaire ya da bir mataradan bahsetmiyorum. Formuna etki edecek iç komponentler olan bir üründen bahsediyorum. Ama halen birbirinden farklı 20 adet ve içinde o komponentlerin olduğu birbirinden bambaşka tarzda 20 adet ürün yapabilirsin. De birinciyle 20.sinin arasındaki fark neden var? Sence hangisi daha doğru? Başa dönüyor. Sana verilmeyen design brief. Hı hı. Hangi tarzda olması gerekiyor o ürünün? Sen tasarımcı olarak ne yönde olması, öğrencilerim kahkaha atacak birazdan. Adriana Lima mı olmasını istiyorsun ürünün? Adile Naşit mi olmasını istiyorsun? İkisi arasında çok ciddi bir stil farkı var. Sıfatlar farklı. Biri seksi, biri çok tonton, biri çok sevecen. Hepimizin annesiydi. Adımı söylesin diye gecelerce bekledim, söylemedi. Bülent Ersoy ameliyat olunca onu söyledi ama geçmiş olsun Bülent dedi. onu dönersem işin geyiği. Size bu brief'te verilmemiş olsa bile biraz evvel aslında ipucunu verdim biz ne yapıyoruz, nasıl çalışıyoruz diye. Sizin güncel trendlerle ilgili o sektörde ya da paralel sektörlerde, yan sektörlerde güncel trendlerle ilgili bir analize gelecek bir araştırma yapmanız şart o zaman. Ve benchmark'ı da doğru yapmanız lazım. O ürünün olduğu, o ürünün benzerlerinin olduğu rakip firmaların ürünleri ve tarzları neler? Ne sebeple? Firmanın bir tarzı var. O sebeple bakar bakmaz Brown olduğunu anlıyorsun. Ama işte Goldmaster olduğunu anlayamıyorsun. Önemli mi değil mi? İşte bir sürü sebebi var bunların. Pazarlama sebepleri var, hedef kitle sebepleri var, ekonomik sebepleri var, uzun vade, kısa vade sebepleri var. Bunlarla ilgili tasarımcının yorum yapması gerekiyor. Bunlar da çok antrenmanılması gereken, söyleyemedim. Bu başlıklar aslında. Yani cevap olabildi mi bilmiyorum. Sen aslında çiziyorsun, çiziyorsun, çiziyorsun ve formlar arasında kayboluyorsun. Kendin bile karar veremiyorsan ne tarzda bir şey çizmen gerektiğiyle ilgili aslında hedefini koymadan çizmeye başlamışsın. Evet. Dolayısıyla ben ne yapıyorum'a karar vermeden oturup neyi çiziyorsun ki zaten? Evet. Dolayısıyla daha 8 ay daha çizersin ve seçemezsin. Evet, çok iyi çizen öğrenci arkadaşlarda sıklıkla gördüğümüz bir durum hocam. Sonsuza kadar çizmek istiyorlar. Çünkü onların güvenli suları o. O güvenli suda yüzmek istiyor. Ama dediğiniz çok doğru. Yani bir hedef olmadan sonsuza kadar bardak çizebiliriz. İşte bu hedef Lima mı yoksa Adile Naşit mi? Baştan bilmek gerekiyor. Ve ona göre işi geliştirmek gerekiyor.
Bir de ben yani şöyle derim, kalemle kağıt temas ettiği anda artık o bir fondur. Form aranmaz yani. O formdur zaten. Yoksa bir şey çizmek. Formsuzluk yok demektir yani. Form demek çizdin demek onu yani. Bitti. Aranan bir şey değil yani. Aranan bir şey de öyle aranan bir şey değil. Birkaç soru daha var hocam. Betül Yılmaz'ın sorduğunu gördüm şans eseri şimdi. Buyur hocam. Yüksek lisansla ilgili. Hemen kendimden örnek vereyim. Hocalarım hatırlar. Mehmet Hocam, Asatekin Hocam hatırlar büyük ihtimalle. Neden bilmiyorum. Ankara'daki diğer üniversitelerin yüksek lisans sınavları bizim daha bahar dönemi derslerimiz, finallerimiz bitmeden olurdu. Ama İstanbul'dakilerin de Ağustos'ta, Eylül'de olurdu. Hala öyle mi bilmiyorum. Biz böyle işte mezuniyet projesi, ona koştur, ona koştur, yetişti, yetişmedi, ders kaldı, ortalamayı son dakika yükseltirmeyeyim vesaire falan telaşlandı koşarken bir gün bir fark ettik, birkaç gün sonra işte Bilkent'in ve Hacettepe'nin yüksek lisans sınavları var. Ne yapmak gerekiyor? İşte başvuru, evrak, form, referans mektubu. İşte hocam olana referans mektubu yazar mısınız? Ben sınava gireceğim falan filan. Ya geri dönüp şimdi keşke yani hani işte karantinanın ilk yılından 20 sene evveline geri dönüp Kunter ne yapıyorsun? Neden Bilkent'te grafikte master yapmak istiyorsun sen? Kendine gel. Okul bitiyor, paniği olmasın bu sadece diyebilseydim. Bilmem açıklayıcı oldu mu öğrenci arkadaşlar? Okul bitecek. Elbet bitecek. Her canlının eğitim hayatı bir gün bitecek. Bununla barışık olun. Okul bitiyor, paniğiyle yüksek lisans yapmam lazım diye bir yerlere koşturmanız pek de anlamlı değil. Gene aynı yere geliyorum. Gene sorgulamaya geliyorum. Neden yüksek lisansı yapmak istiyorsun? Hangi bölümde, hangi konuda? Bununla ilgili bir kariyer planınla ilgili bir ön plan, öngörün var mı? Da o alanda yaklaşık o temalarla çalışılan hocanın olduğu o bölümde yapmak istiyorsun. Seni mülakata alacaklar. Dolayısıyla bununla ilgili bir fikrin yoksa yüksek lisans yapmak için acelen yok demek. Çünkü üstüne yani expert olacaksın bir konuda, çok ciddi bir research yapacaksın, tez yazacaksın ya da tez yazma ayarında bir proje bitireceksin. Dolayısıyla o konunun uzmanı olacaksın. O konunun uzmanı olmak kariyerinde senin işine yaramayacaksa neden yapıyorsun? Sadece akademik kariyerim olsun, bir an evvel doktora yapayımsa o başka bir hedef. Ben orada olmadığım için o paralelde yorum yapmıyorum şu anda. Derdiniz akademik kariyerse, ya hemen tabii ki, hemen. O kadar çok fazla bölüm var ve aslında hoca ihtiyacımız var ki ve farklı konularda uzmanlığı olan hocalara ihtiyacımız var ki bir an evvel yapıp zaten gelin doktoralarınızı bitirip. Ama okul bitiyor, paniği mi yaşıyorsunuz? Bu yüzden mi yüksek lisans koşturmacıları varı? Dürüstçe yüzleşin o sorularla. Ben yüzleşmemiştim. Hocam, Dilara Erol'un bir sorusu var. Birinci sınıf öğrencisiyim, endüstri ürünleri tasarımı. Yolun başında olanlara tavsiyeleriniz var mı diye. Birinci sınıfta heyecanları var. Ne diyorsunuz hocam? Bir en zoru, çünkü görece çok sübjektif bizim disiplinimiz. İşte benzer şeylerden bahsettim. Neye göre, kime göre, değerlendirme kriteri ne? De iyi bir şey yaptım ya da kötü bir şey yaptım meselesiz. Birinci sınıftaki basic design aşamasında devreler o kadar yanıyor ki. Çok normal, hepimiz yaşadık. Yani bütün hocalarım da yaşamışlardır o eğitimin o aşamalarında. Hasan Hoca. İyi ki varsınız. Evet Hasan Hocam, benim de. Seviyoruz sizi Hasan Hocam. Gerçekten. O kadar farklı nesillere bize kestirdiğiniz A3'lerin böyle pıt 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 yapıp 2 milim daha uzun olanı çıkartıp F verdiğiniz örneğini anlattık ki. Ve bunu tabii ki iyi bir şey olarak anlattık ki. Bir A3 kesemiyorsan sen bu mesleği nasıl yapacaksın? Düz bıçak kullanamıyorsun. Maket bıçağıyla, detverle düz çizgi kesemiyorsan diye. Birinci sınıftaki Canan Hocam, hala burada mısınız? Canan Hocam buradaydı. Buradayım.
Canan hocamla Aydın bir gün dersin başında içeriye müzik setini getirdiler asistan odasından çıkartıp. Bir kaset taktılar. O zaman kaset var. Play'e bastılar. Bunu resmedin. Toz pastel kullanarak deyip çıktılar sınıftan. Ve anahtar kelime verdiler. Kontrast ve harmoni miydi bilmiyorum. Yani bir müzik var. Anahtar iki kelimemiz var. İşte yarım saatimiz 45 dakikamız var. Ve sürpriz yani. Hani o ilk andaki suratlarımızı görmeniz gerekirdi yani. Hani ne oluyoruz hani? Neye göre, kime göre ve o aslında böyle çok esprili anlatıyorum. O anki hissiyatımla bundan 2 sene sonraki hissiyatım başka. Şu anda o kadar değerli ki bize aslında farkında olmadan yolladığınız virüs hala kanımızda işte yani. Hani orada dolanıyor. Çünkü yani sesi, müziği de ayırt edemiyorum ki basic design içinden bir taraftan. Öyle bir zehir verilmiş durumda zaten ve panzehri sadece bunu gereken yerlerde mesleğinde kullanmak. Zehri biraz boşaltman gerekiyor. Ancak o zehir gelmiş zaten. Ve birinci sınıftaki çocukların aslında kafalarının yanmasının sebebi mesele çok subjektif. Ama kankası hukukta okurken ya da mühendislikte okurken ya da işte felsefede okurken olmadı. Felsefeyi vazgeçtim, kaydettim, kayıttan silinsin. İşletmede okurken böyle değil. Her şey çok gerçekçi yani. Hani yüz almanın formülü var işte, soruları cevaplıyorsun. Bizde öyle değil yani. Bizde bir tek manuf öyleydi. Makine mühendisinin üretim yöntemi dersine giriyorduk. Kolum kalınlığında kitaptan 25 tane soru soruyorlardı. Bana ne kum kalıp dökümün kumunun içindeki kilinin granül ağırlığında. Yöntemini anlamam lazım bir. Hocam başka sorular da var. Artık birleştire sormaya çalışacağım. Ege Çınar ve İdil Ateş'in sorusu. Siz de bir işverensiniz. İşveren olarak iş alımlarında dikkat etmemiz gereken şeyler, portfolyo inceleme görüşme sırasında dikkat etmemiz gereken öne çıkan şeyler nelerdir diye böyle benzer iki soru var. Çok çok uzun cevapları var. Ve söylenecek çok şey var. Hızlı hızlı kalem kalem söyleyeceğim. Ben mektup yazan nesilim arkadaşlar. Ben Bursa'dan Ankara'ya gittiğim zaman, kankalarım İstanbul'a geldiği zaman üniversiteye, ben üniversite hayatım boyunca onlara mektup yazdım, ıslak pullu yolladım. Ben üniversitedeyken ilk işte ODTÜ'de internet başladı, mail adresi vesaire falan filanlara girdik. Ama siz bunun içine doğdunuz. Ama dijital ortamda staj başvurusunu yapacağınız firmaya TU'ya, CC'ye, BCC'ye, subject'e, mailin içine büyük harfle yazmak ne demek? Nasıl yazılır? Saygılarımla giriş geliş sonuçma sonuç attachment'ın büyüklüğü ne olması lazım? Bunlarla ilgili o kadar efsane yanlışlar yapıyorsunuz ki nesil olarak. O maile geri dönmedi diye kimseyi suçlamaya hakkınız olamıyor. Biraz sert oldu ama. Eğer CV'nizde Photoshop 10 numara 5 yıldız yazıyorsanız ve o indir Allah indir bitmeyen portfolyonuz cloud üzerinden 200 megabayt büyüklüğündeyse aslında hiç Photoshop bilmiyor. Ben bunu görüşmeye çağırmayayım demek çünkü. Ama sen ne şey yaptın? Efendim Barış? Sanırım şey oldu, mikrofon açık kaldı hocam. Biri çok kızdı. Dolayısıyla ya da şöyle mailler aldığım oluyor ve o maili başka alanlarda olduğunu bildiğim için rahat söyleyeceğim. TU'ya 5 tane ofisi yazarak staj başvurusu yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Ya aynı anda Süper Lig'deki 20 takımda birden oynamak için başvuru yapamazsınız. Ya da büyük harfle subject'te staj yazıp merhaba bile demeden iş başvurusu yapamazsınız.
buralara önemsemeniz gerekiyor daha başvuruda. Portfolyonuzun başvurduğunuz, gene bak tasarımcı var, tasarımcı var, başvuracağınız işveren var, başvuracağınız işveren var. Herkes bambaşka bir değerlendirme kriteriyle yaklaşabilir. Benim hiç işe almayı tercih etmeyeceğim portfolyoyu bambaşka bir firma çok beğenip acayip bir maaşla da işe alabilir. Orada ne işle ilgili çalışacağı, bende ne işle ilgili çalışacağı ile ilgili değerlendirmelerin, beklentilerin farkından sebeptir bu. Dolayısıyla ya portfolyonuzu hedeflediğiniz kariyer hedefinizdeki, hedeflediğiniz, seçtiğiniz işverene yönelik hazırlayacaksınız. O sektöre yönelik, o işverenin iş yapış yöntemlerine ya da ürünlerine yönelik projeler ekleyeceksiniz. Ve bunu o sektöre en uygun yetilerinizin olduğunu gösterecek şekilde detaylandıracaksınız. Ya da her şeyinizin mümkün olduğu kadar kuvvetli olabilmeye yönelik ortaya karışık bir portfolyo hazırlayacaksınız. Ama bu da 100 tane proje koydum anlamına gelmiyor. Kalabalık da doğru demek değil. Orada doğru bir konsantrasyona gelmeniz gerek. Ama anahtar kelimelerden birini söyledim. Bakın, o 10 tane yıldızların içini doldurarak kullandığınız programları ne kadar iyi bildiğinizi yazıyorsunuz ya, gerçekçi olsun, başvurduğunuz adamlar onları sizden daha iyi kullanıyor ve portfolyonuzdaki sayfalara baktığı zaman aslında kaç yıldız olduğu ile ilgili onların da bir fikri var. Anlatabiliyor muyum? Yani portfolyo sayfanızda Photoshop ruler'ı, guideline'ı kullanmadan yalap şap hızlı yerleştirilmiş bir takım yazılar, cetveller falan olduğu zaman o Photoshop ikonu komple gidiyor kafada yani. Kendisine bu özeni göstermediyse diye. Ve yani biraz böyle sert anlatıyorum. Şu sebeple sert anlatıyorum. Hani empati kurmaya çalışıyorum. Çok, hayat çok zor. Çünkü artık çok fazla çağdaşınız var. Yani bu birkaç hafta sonra işte 36 bölüm kabaca işte son hesap 1200 kişi falan mezun olacak ve bu yaz iş ilanı daha da az olacak. O 1200 kişi o işe başvuracak, 300'ü 500'ü başvuracak, ikinci görüşmeye çağrılmaya garanti altına almanız için birilerinin size bu sert konuşmayı yapması gerekiyor. Bana fırsat verdiniz, ben yaptım gibi algılamanızı tercih ederim. Vakit ayırıp portfolyonuzu çok doğru hale getirin lütfen. Hocam paralel bir soru daha var. Ali Saraç, Asya Hocam'ın öğrencisi, Design Week'te sizinle tanışmış sanırım. Sorusu şöyle, İstanbul gibi sürekli olarak workshop kovalayabileceğimiz, sektöre daha yakın olabileceğimiz ve etkileşim kurabileceğimiz imkanların fazla olmadığı şehirlerde okuyan arkadaşlara tavsiyeniz nelerdir? Devam ediyor aslında. Büyük şehirlerde okuyarak kolayca gidilebilecek konferanslar bize işte yani gidemediğinden falan bahsediyor. Ne diyorsunuz hocam? Biz de aslında aynı jenerasyon. Ben de Eskişehir'de o haldeydim. Hala haber. Bu soruyu soran arkadaş cevabı da biliyor. Evet. Çünkü bu soruyu soran öğrenci ya beni ya kanlı canlı geldi Kasım ayında Design Week'te geldi sıkıştırdı. Ya da o veya arkadaşları kanlı canlı Şubat ayında Eskişehir'de beni çağırdığınız seminerde dışarıda fuayede bir köşeye sıkıştırdılar beni. Yerleri yurtları Samsun ama. Evet. Dolayısıyla o ne yapması gerektiğini zaten biliyor ve yapıyor. Yapmaya devam edecek. Sadece bir ön yargısı var. Yaftalıyor. Bütün paralel güzel etkinlikler, tasarıma ilgili her şey İstanbul'da oluyor, buralarda olmuyor, İstanbul'daki rakiplerimiz oralara gidiyor, güçleniyor gibi bir ön yargısı var. Hiç de öyle değil. Evet. Burada dibinde olduğu zaman gitmeme eğilimi gösteren öğrenci, inan sizden daha fazla. Örneklerle de veririm. Bir İMİP tasarım ödülü lansmanına, etkinliğine İstanbul'da bir okulun dibinden kalkan otobüste 3 öğrenciyle beraber gittiğimi hatırlıyorum.
Yani okul çıkışı, okulun önünden otobüs kaldırılıyor ödül törenine gelin diye. Ya da işte her zaman yaptığı gibi hani Eskişehir'in 3 otobüs Design Week'e geldiğini hatırlıyorum. 3 otobüs ne ya? 100 küsur öğrenciyi okul getiriyor Eskişehir'e. Ya da ya geçtim. bizim ikinci sınıfta Ali Hocam buralarınız için nasıl? Bize sanırım 6 tane oltu mukavva projesi verdi Ali Hoca. Oy kabini yaptık, güvercin kutusu yaptık, çocuk oyun sandığı yaptık. Yaptık da yaptık. Oltu mukavvanın altından girdik, üstünden çıktık ve öyle he deyince de güzel malzeme bulamıyorsun. Hatta ben bir kere gece Ayrancı'da polisle pek hoş olmayan sohbetlerle yapmak zorunda kaldım. Sokakta bulduğum frigider, devasa çift katlı olgun mukavva kutuyu eve sürüklemeye çalışırken polisle çok eğlenceli diyaloglarım oldu. Çünkü o beni dışarıda bulamayacağım bir ham maddeydi ve nihai mokaplardan sonra nihai maketimi yapacağım bir maden bulmuştum çöpün içinde. Onu sürükleyerek Ayrancı'dan aşağıya eve götürürken polis sen ne ayaksın dedi bana. bu olgun mukavva projelerinin arasında internet yok. Şans eseri fark ettik. Bir arkadaşımız bir dergide fark ettik ki İstanbul'da bir ambalaj fuarı var. Halen devam eden sektör fuarları en eski fuarlarından biri. Biz trenle fantastik eski Başkent Ekspresleriydi galiba. Koltuklar ters döner. Dörtlü yüz yüze gelip kağıt oynayabilirsin, içebilirsin falan filan. Biz atlayıp bütün sınıf trenle İstanbul'a geldik fuar gezmeye diye. Ama 4-5 gün sonra da jürimiz vardı. Saçmalamayın, jüriniz var, nereye gidiyorsunuz? Hani etkileneceksiniz, kötü geçecek jüriniz falan. Ya hocam fuar var, malzeme vesaire. Hani gerçekçi bilmediğimiz bir şey. Ya kaynak çünkü kütüphaneden ibaret kaynağımız sadece. Bilkent'in okulun kütüphanesi, internet yok. İkinci sınıftayız, 93 senesinden bahsediyorum. 92 ya da 93 senesinden bahsediyorum. Neyse biz yola çıktık. Çok da eğlendik. Hani TÜYAP'ı bulduk ve bir tane İstanbullu vardı aramızda. O da böyle çok biliyormuş gibi davrandı falan filan. Yollarda kaybolduk. Hani cep telefonu yok. Hani dolmuşlara bilip gidiyoruz parça parça. Kim nerede inecek falan filan. Efsane geri döndük. Çünkü halen şirket devam ediyor olması lazım. Fuara arı gibi dağıldık. Karınca sürüsü gibi dağıldık. Şu saatte şurada buluşalım diyerek. Günün ortasında değerlendirme yapacağız. Tekrar öbür tarafları da alacağız. Drone Offset'in sahibi, adını hatırlamıyorum. Müthiş etkilenmiş bu sebeple gelmemizden, gitmemizden. Fuarın o günü bitmeden otobüs getirdi. Hepimizi fabrikaya götürdü. Harika. Bütün fabrikayı ve üretim tesisini gezdirdi. İşte E flüt, D flüt, 2 katman, 300 gram, 200 gram, hepsinden numuneler vesaireler. Ve bizi numuneye yığdı, malzemeye yığdı. Hani balya balya, hani maketi yapabilmemiz için, mukaplı çalışmamız için. Biz onları böyle hamal gibi yüklene yüklene tekrar Haydarpaşa'ya, TÜYAP'tan taşıdık. Ve çok çok keyifle anıyorum. Kendi teknoloji gezimizi yapmışız meğerse hani fuar gezisinin dışında. Ya, yapmak zorundasınız. İşin eğlencesi burada. Çünkü know-how orada. O know-how'ı sen kendin alacaksın. Kendin dürteceksin. O kapıdan kovacaklar. Beni sokmazlar. Bak beni, şu andaki beni drone offset'e ben bir görmek istiyorum diye ben kendim almam. Ne oluyor arkadaş? Profesyonel tasarımcısın. Elini kolunu sallayarak fabrikaya nereye giriyorsun? Proje yapıyoruz. İnsanların kutularını üretiyoruz. Belki gizli projemiz var falan. Ama öğrenci olunca adam otobüs getirdi. Dolayısıyla orada bir büyülü bir durum var. Tasarım öğrencisiyim, meraklıyım, çok ilgiliyim. Bak ayağına kadar geldim, kaşıyorum, tırmalıyorum. Ne olur bana bir şeyler öğretseniz de durumu var. O gözündeki ışıltıyı görüyor insanlar. Dolayısıyla tabii ki geleceksiniz. Samsun'dan da, Antep'ten de, Kayseri'den de, İzmir'den de geleceksiniz, gideceksiniz. Zannetmeyin burası çok aktif. Burası o kadar aktif değil. Bu kişiden kişiye değişir. Öğrenciden öğrenciye değişir. Hocam müsaade edersen ben de bir deneyim paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili bu biraz özgüvenle ilgili bir şey bazen. Ve ben de öyle yani çok çok özgüvenli biri değildim.
Ama özgüvenimin olması gerektiğini çok şans eseri öğrendim. Çalışkan bir öğrenciydim. Elime fırsatlar geçti. İşte firmada çalışıyorum. Yanımda da bir arkadaşım var. Amerika burası. Yanımdaki arkadaşıma sordum, sen hangi okuldansın? Stanford. Diğerine sordum, hangi okuldansın? İşte ben RISD, Rhode Island. Diğerine sordum, Royal College of Art. Diğerine sordum, Art Center College of Design. Hocam şaka değil, gerçek. Bir ben Anadolu. Ring'de ağır sikletlerin arasında tüy siklet. Ne oluyoruz, tüy nereye düştük? Anadolu. Dedim tamam güzel, hadi bir şekilde oldu bu iş. Sonra bakıyorsunuz hocam, yani arkadaşlar da çok başarılı, işlerini güzel yapıyorlar ama o kadar iyi eğitim alıyoruz ki hocam. Yani bütün hocalarıma teşekkür ediyorum emeklerin için, yani sonsuz teşekkürler. O kadar iyi eğitim alıyoruz, farkında bile değiliz. Yani çok evet, güzel eğitim alıyoruz. O yüzden lütfen buradaki öğrenci arkadaşlar kendilerine güvensinler. Ve maça çıkmadan aslında niyetleri olduğunu bilmiyorlar. Süper. Maça evet, çıktıklarını da öğrenecekler. Evet, evet hocam. Hocam sorular devam ediyor. Ben de okuyayım birkaç tanesini. Batuhan Sütbeyaz, ODTÜ ENTAS 3. sınıf. Patent değeri taşıyabilecek fikirlerin ilhamı ile ilgili bir sorusu var. Bu tarz fikirler için gereken birikim altyapınızı nasıl dünyanın derin bilgi birikimi arasında kaybolmadan derleyebiliyorsunuz? Nasıl filtreliyorsunuz? Teşekkürler. Batuhan'cığım, bu ilhamla olmaz. Bu ders çalışarak olur. Hani işte ilhami buradan fısıldadı, patentlik bir fikir fısıldadı. Kalktım çizdim. Çok gerçekçi değil. Acayip konsantre olduğum bir iş kolu, bir durum vardır. Çok detaylı bir sorgulama sürecine girer. Ya patent bambaşka bir konu. Bizim meselemiz tasarım tescili. Ama durum oluyor. Örnek, İşte bir takım patentlerimiz var, faydalı modellerimiz var diş fırçası sektöründe. Ama oturacağım, benim böyle bir fikrim var, patentlik bir şey geliştireceğim diye yaptığımız bir şey değil bu durum. Oturup kullanım senaryosunu, kullanıcı kitlesini, bu ürünlerin life cycle'ını vesairesini çok yoğun bir konsantrasyon sürecine girdiğin zaman haliyle sorgulama süreçleri acayip aktif hale geliyor. Ve neden ki? İşte neden nargilenin üzerinde 3. Mustafa'nın portresi vardı sorguladığın gibi? Ya neden ben bunu su bardağının içine koyuyorum? Bunun adı su bardağı ya. Kimse neden bunun su bardağı olma durumunu sorgulamamış? Diş fırçası bardağı diye bir şey yok. Neden yok vesaire diye saçmalamaya başlayınca mesele faydalı model başvurusu yapacak ürüne çıkıyor. Eşittir süreç. Süreç getiriyor. Senin konsantrasyonun, analizlerin ve sürecin getiriyor. Ama nerede kilitlenebilirsin? Sen harika bir şey buldun zannedersin. Egon süperdir. Harika ya, acayip güzel bir streç geçirdik. Özüm bu sefer harika, patent vesaire yıkılıyor. Royalty, toplayacağız parayı falan filan dersin. 18 sene evvel Norveçli bir tasarımcı patenti almış çıkar zaten. Çok gerçekçidir yani. Yani senden bir tane yok ki. Çok fazla var. O sektörde çok fazla var. O sektörde olan olmayan çok fazla kişi var. Herkesin konsantrasyonu onlar yani. Yani şu anda Covid gündeminde bile patent meselesi coşmuştur eminim yani. Çünkü herkesin konsantrasyonu oralara oldu. Herkes oraya dokunmayayım, orası temiz olsun, oradaki yüzey aslında antibakteriyel olsun, asansörün düğmelerine bir şey takalım, patent alalım falan. Herkesin buraları düşündüğüne eminim yani. Ama çok gerçekçi değil. Yani he deyince ben bir patentlik bir şey yapayım diye oturulmaz. Süreç seni oraya götürür. Kendin çözemezsin. Ekip genişler. Başka disiplinlerden insanlarla beraber çalışılınır. Daha da detaylandırılır. Buna patent vekilleri de dahildir. Belli bir aşamada boşa emek vermemek için patent araştırması yapılması gerekir. Ya biz buraya kadar getirdik ama bir miktarı çakışıyor. Bu sefer işte amiyane tamirle patent kırmak tabiri gündeme gelir. Ya biz bunun kenarından döneceğimiz başka bir versiyona devam ettirebilir miyiz de konsantre olursun. Süreç ilerler, ilerler, ilerler. Başarılı olur olmaz. Patent de zaten sana para kazandıracak diye bir şey yok. Patenti alırsın, ürüne dönmez. Başka bir patent, daha güncel bir teknolojiyle üstüne biner.
patenti aldığında, para harcadığında evranla kalırsın yani. Hani o ihtimaller de var. Bir soru daha var hocam. Baran Furkan Baydeniz, 2019 mezunuyum. Bu sanırım bizim mezunumuz. Bizim Baran mı? Olabilir. Neyse, soru şöyle. Yani Estü'den mi acaba dedim ama. Ürün tasarım sürecini yürütebileceği, bu noktada, mezun olduğu noktada ürün tasarımı sürecini yürütebileceğime inanıyorum. Ancak ürün tasarımcısı kavramının günümüzde ürün kavramının kapsamının artmasına bağlı olarak değiştiğini görüyoruz. Bu noktada özür dilerim. Mezun olduktan sonra bu farklı alanlara ilgimi keşfettiğimi fark ediyorum. UX, UI gibi. Medyalar değişiyor. Aslında bundan birazcık bahsetmiştik başta ama medyaların geliştiği bu zaman, zaman harcayıp acaba bu yöne mi ilerlemek lazım? Nasıl bir yol haritası çizilebilir diye bir soru. Evet, şimdi bu bir senle buraları değinsek mi dediğimiz başlıklardan biriydi aslında. Evet, bir ayrım var. Onun da yazdığı gibi ürün tasarımı dediği noktada benim anladığımı anlamıyor. Ürün tasarımı dediği noktada diyor ki UX, UI vesaire, Akbank'ın arayüzü, Garanti Bankası user spots, Arçelik'in fırınının ekranındaki renkli patlıcan görüntüleri vesaire falan filan bir şey. Benim için hepsi aynı. Benim için hepsi aynı sorgulama süreci var. Ben sadece spesifik olarak onların anladığı arayüz tasarımı projelerini yapmıyorum. Başka bir uzmanlık alanı o, başka yazılımlar vesaire falan filan diyorum. Yapmam gerekirse benim çalıştığım ürünle, tasarımımla ilgili ayrılmaz bir parçası var ve birbiriyle beraber yürümesi gerekiyorsa bileniyle ya da ekibime bilenini dahil ederek beraber yapmak isteyebilirim. Ama sadece bir aplikasyon arayüz vesaire çalışması ben yapmayı tercih etmiyorum. Kalıpçı da endüstriyel tasarım yaptığını iddia etmesin düsturuma paralel bir şekilde. Herkes işini yapsın gibi. Ama diyorum, ben arayüzden başka bir şey anlıyorum. Hocalarım beni anlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Arayüz kelimesi, çocuklar, sizin anladığınız aplikasyon demek değil. Bir nesnenin neresinin nasıl çalıştığıyla alakalı bir şey. O kapağı kaldırıp da nereye ulaşıyorsun da sonra onu düğmenin yana kaydırılabilirliğini algılayabiliyor musun? Sen oradaki kırmızı push button emergency durumda buraya bas diyorsun ama aynısı makine tasarımındaki adam kolunu sıkıştırdığı zaman basacağın kırmızı düğme için de geçerli. O kalıp, o pres makinesini tasarlarken de orada bir arayüz söz konusu ve dijital olmayan bir arayüz söz konusu. Sadece sorunun içinde işte ben bu dünyaya, bu kirli dünyaya çocuk getirmek istemiyorum paralelinde, ben plastik bir ürün üretmek istemiyorum, çöp üretmek istemiyorum deyip de dijital mediumlar kullanarak tasarım yapacağım diyebilirsin. O ayrı konu. Zaten çok fazla mezunumuzda çok yoğun bir konsantrasyonla bu tarafa yöneliyor 4-5 senedir. Çünkü mediumlarımız da en başta konuştuğumuz gibi buralara döndü. Bakın, şu anda hepimizin ekranında bir arayüz var. Ben bazılarınızın fotoğrafını görüyorum, bazılarının hareket ettiğini görüyorum, bazılarının sadece ismini görüyorum, bazılarının sadece mor üzerine O yazıyor. Burada da bir arayüz var. Ve hepimiz bu arayüzü öğreniyoruz. Hangisi daha kolay öğreniliyor? Hangisi daha doğru bir tırnak içinde ürün tasarımı? Dolayısıyla kritize etmiyorum. Ama ben meseleyi başka algılıyorum. Benim çalıştığım bütün tasarımlarımın da bir arayüz durumu var. Çünkü neresinden tutulacak? Düğmesinin nerede olduğu nasıl anlaşılacak? Acaba dikte konumlandırılabildiği hemen anlaşılabilecek mi de önemli bir veri paylaşımı ve bu da kullanım arayüzüyle alakalı bir durum. Ekran olmak zorunda değil arayüzle ilgili bir durumda. Ve bence bu okul projelerinde çapraz sorgulanması gereken bir konu gibi, sanki böyle bir ünlem koydum. Hocam, işe yarar mı? Projelerde buraları sorgular mıyız Gül Hocam? gibi. Hocam, bir de böyle bir talep
var ve karşılık bulamıyor ya, ona en güzel herhalde bizim Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımcısı arkadaşlar dolduruyor. O yüzden böyle bir eğilim var. Ama öyle, öyle. Sebebi ne biliyor musun? Bunu çok güzel tespit ettim ben kendimce. Bir ara User Spot'un sahibi çok havalı bir şekilde şöyle diyordu. Bizde Türkiye'nin en büyük tasarım departmanı Arçelik'ten daha fazla endüstriyel tasarımcı çalışıyor. Ya bu gurur duyulacak bir şey değil. Bu benim perspektifimde içler acısı bir durum. Neden bütün endüstriyel tasarımcılar sende çalışıyor ama endüstriyel tasarım yapmıyor? Bu sorgulanması gereken bir durum. Ve kendini Arçelik'in endüstriyel tasarım departmanı elma armut hani mukayese edilmesi gereken bir durum değil. Hani burada böyle bir tutarsız bir durum var. Sebebi de şu, çünkü visual communication ya da grafik okumuş olan çocuğa burası neden kırmızı dediğin zaman kırmızı güzel deme ihtimali var. Bizimkiler kırmızının hangi tonu, ne sebeple o tonu diye yeterince hırpaladığımız için, hani onları sorguladığı için, bununla ilgili bir fikri olduğu için tercih ediliyorlar bu sektörde. Hangisinin önce algılanması gerektiği, yani aslında temel tasarım disiplinimizin, bence hatam olabilir, disiplinimizin eğitiminde verilen basic design eğitiminin diğer konuyla alakalı disiplinlerde verilen basic design eğitiminden farkıdır tercih edilmelerinin sebebi. Evet. Bu konuda Bile hocam, söz hakkı doğdu. Teşekkürler. Evet. Ben çok şey yapmak istemem ama başka bir neden de etkileşime odaklandığı için bizde de aslında grafik tasarıma nazaran dinamik etkileşim üzerinde durduğumuz için, yani bu ürünle, herhangi bir fiziksel ürünle dinamik etkileşimi de çalışıyoruz. Şeyi de, yani ekrandaki dinamik etkileşimi de çalışıyoruz. O yüzden bence bizim mesleğimiz daha uygun görülüyor diye düşünüyorum. Doğru. Statik versus dinamik farkını söylüyorsunuz. Evet. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Bu arada da şey hocam, bu konuları şimdi konuşuyoruz ama ben hatırlıyorum öğrenciliğimde bizde bir ODTÜ ziyareti yapmıştık. Orada ben bir kitap almıştım Mehmet Asatekin hocamın. Endüstri tasarımda ürün kullanıcı ilişkileri. Anımsarsınız sanırım. Aslında bu mevzulardan bahsediyordu. Öğrenci arkadaşlar belki kopyasını falan bulurlarsa değerlendirebilirler. Bir sorumuz daha var hocam. Şöyle... özür diliyorum, kaydı bir an. Gelecekte endüstriyel tasarımın tasarımı teknoloji nasıl özür dilerim. Gelecek endüstriyel tasarım teknolojisi nasıl etkileyecek? Sonuçta teknoloji giderek sanallaşıyor. Tasarımın geleceği hakkında neler konuşabiliriz? Bilmiyorum. Bildiğini iddia eden olduğunda sanmıyorum. Çünkü şu elimde görmüş olduğunuz en ucuza üretilen ve en ucuza satılan en dandik markası önemli diye ters çevirdim. Tükenmez kalem 25 senedir var. Ben çocukken dükkanda bu kalemi satıyordum. 25 sene sonra da olacak bu ve muadilleri. Dolayısıyla çok basit ürünler halen hayatımızda olmaya devam edecek. Evet, hayatımıza hologram teknolojisi girecek. Başka iletişim yöntemleri, başka ürün lerin doğmasına sebep olacak, doğrudur. Ama bunların ne olacağıyla ilgili de deyince öngörmek çok mümkün değil. Geçen haftada konuşulduğu gibi işte Bruce Chaman, Tom Cruise, Minority Report, şeffaf ekran vesaire falan filan, ama sürekli de bize bu predikt edilen, bu teknoloji geliyor denen vizyoner durumların hepsi gelseydi Back to the Future olurduk. İşte Nike'larımız başka olurdu. Uçan skuterlarımız olurdu. Neyse, oraya çok da gerçekçi bir şekilde gelmedik. Dolayısıyla yaşayıp göreceğiz, bilmiyorum. Ama şunun hep olacağını ve kağıda hep çizmek durumunda olacağımı öngörebiliyorum. Prediction'ım bu yani. Hocam, kağıt kalemi var yani. Teknoloji onu öldüremeyecek. Evet hocam, ben de bir USB stick örneği veririm hep bu durumlarda. Çok hoşuma gidiyor. USB stickleri içi biliyorsunuz tırnağımın ucu kadar olabiliyor ama tırnağımın ucu kadar yapmıyorlar. Çünkü onu bir el tutup USB slotuna takmak zorunda. Hocam, Nihal Bursa hocamızın bir sorusu var.
Nihal Hocam buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba hocam. Ben şu anda kahvemi içiyorum. Süper. Ve bunu çok uzun zamandır yapıyorum bu fincanla. Sık sık içip anıyorum Kunter sizi. Güzel günler hocam. Çok teşekkürler. Şimdi bir kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. İyi bir tasarım fincanın kaç yıl hatırı var bilmiyorum ama bu fincanı aldığım zaman ben şu duygularla aldım. Biz inşallah eşimle birlikte böyle bir kahve müzesi yapma gibi bir projemiz var. Epeyce bir fincanımız var ama bu fincanı alırken şunu düşündüm. Bundan 80-100 yıl sonra bu bir museum piece olacak ve bugünü anlatan parçalardan biri olacak diye düşündüm. Çünkü bu çok önemli hakikaten. Yani bizim işte yaklaşık 250 yıllık fincanlarımız da var ama böyle çok çağdaş parçaları da alıp müzeye koymayı hayal ediyoruz. Bunu da alırken hakikaten bunu düşündüm. Bugünü anlatır diye düşündüm. Ne düşünüyorsunuz Kunter? Onu sormak istedim. Evet, şu kültürel meseleye dönmemizi sağladı Nihal Hoca. Bunu yapmanın çok zor olduğunu düşünmüştüm alırken. Yani dükkanda gördüğümde dedim ki yahu nasıl yaptılar bunu acaba? Belki biraz hikayesini de anlatırsınız. Çok hızlı anlatayım hocam. Kredilerini, birçok kredisi geldi şimdi hızlı aklıma. İlk kredi Erdem Akan. Erdem Akan Starbucks'ın Türkiye'deki 5. 10. yılı vesilesiyle onlara bir tasarım sergisi yapmak üzerine anlaşıp endüstriyel tasarımcı ve seramik tasarımcısı tanıdıkları üzerinden birilerine ulaşarak davette bulundu. Dedi ki hızlı prototip yöntemlerini kullanarak Türk kahvesi fincanı ya da mug tarlamanızı istiyorum. Hızlı prototip yöntemleriyle üretilecek, seramik ya da porselen yöntemlerle üretilmeyecek. Sadece bu bir tasarım sergisi olacak, Starbucks'ın tasarım sergisi olacak ve Starbucks bunu işte bir sene boyunca uygun gördüğü dükkanlarında ya da AVM'lerde her neresiyse mecrası sergileyecek. Tamam, okey, varız. Hani o anı özüm hatırlıyor musun? Çok net hatırlıyorum pimpon masasının köşesi. Şimdi iş güç çok yoğun. Başka işler yapıyoruz vesaire ama bir taraftan da bu kültürel referansı olan hani örf, adet, hayatımızdaki diğer nesneler bize ait, bizim daha kolay anlayacağımız meseleler ve temalara bir takık olma durumum var, merakım var. Bu da o dönemlerde barbarın yeni oluştuğu dönemler. Bir Barbar isimli bir grubumuz var. Bilenler bilir, genç arkadaşlar bilmez. Bir sergi yapacağız. Ne yapacağız? Yaklaşık böyle bir 50-60 hafta boyunca haftada bir toplanıp bazen kavga ettiğimiz, bazen birbirimize okumalar verdiğimiz, sağ olsun Murat Baba daha kredisini vermem lazım. Dolayısıyla ezoterik İslam, Anadolu Sufizmi, işte Bektaşilik, Sapkın Dervişler vesaire falan çok beslendiğim, okuduğum, araştırdığım bir dönemin sonunda Erdem, Starbucks, sergi vesaire falan filan gününe geldik ve çok yoğunum, ilgilenemedim ama acayip motive olacağım bir durum söz konusu ama vakit ayıramıyorum. Erdem de sürekli sıkıştırıyor, çalışıyorsun değil mi, yapıyorsun değil mi, hani kontribüde kalmayacağız değil mi vesaire falan. Ben böyle gerçekten hani o nadir bulunur tasarımcı andırımdan bir, hani iki tane A4 bir tükenmez kalem masanın kenarına oturup saklıyorum. O bir yerlerde zarfta duruyor ofiste. O orijinal hali. İkinci A4'te sağıma, özüme dönüp özüm bu oldu. Bu bitti. Ve belki de kariyerdeki en önemli işi yapmış olabiliriz şu anda dediğimi hatırlıyorum. Ama bunun bir geçmişi vardı. Bir zihinsel bir altyapısı vardı haliyle. Hani
Mevlevilikle, hoşgörüyle ve kendi altyapım, yani ben 5 yaşındayken komşu Öznur teyzeye bir pişirimlik kahve içmeye gönderildiğimi hatırlıyorum. Hani başka bir durum vardı şu anda olmayan, azalan belki bende olan. Sonra bu prototip yapıldı. Yaptığımız sözleşme gereği işte belli bir süre, bilmem kaç ay bununla ilgili herhangi bir hak bulunmayacaktık ama tasarım hukuku, hakları öncelikli olarak firmanın olacaktı, Starbucks'ın olacaktı. Starbucks meseleyle ilgilenmeyince ben de tescilini aldım ve öbür krediyi vermem lazım. Engin'in eşi sağ olsun Zeynep'le uzun süre çalıştık. Çünkü ben ne okulda ne de profesyonel hayatımla ne seramik ne de porselenle ilgili herhangi bir proje yapmamıştım. Üretimiyle ilgili bir fikrim var. Bana denk gelmedi, yani okulda verilmediğinden değil. Üretim yöntemleriyle ilgili bir fikrim var ama bir fiil kanlı canlı tecrübem yok. İçerileri görmüş durumda değilim yani. Hani Ali Hoca'nın yaptığı gezi sırasında Sereli gezmişliğim var. O kadar biliyorum İzmir'den falan. Porselen üretmek istiyorum ve he deyince porselen üreticisi bulmak ve düşük yoğunluklu bir üretim, az adette 100 tane ürettireceğim. Yani 15 bin tane ürettirmeyeceğim ki, hani koleksiyon mobilya değilim ki ben, aksesuar serimi yapayım da Migros'larda satayım vesaire. Geldik mi başa girişimci tasarımcı çıkmazları, Indiegogo vesaire, sermaye falan. Küçük ölçekli bir iki tane firma buldum. Başka firmaların porselen ürünlerini üreten, ara bir ölçekte. Biri o ara battı, ben daha onları tespit ettiğim zaman. Öbürüne randevu aldım, gittim. Çok komikti çünkü ben çizimlerimle ve bir tane mock-up'la gittim. Hızlı prototip bile yok daha, modellemedim yani. Yani ben bunu üretmek istiyorum diye çizimlerimle gittim. Yani deli cesareti bir taraftan, ya yürü git de diyebilirler. Hani dese yeri aslında. Şans eseri, ha önce şey oldu, şutlandım. Bu böyle üretilmez, mümkün değil, porselende olmaz, anlamıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Minvalinde bir şeyler söylendi. Ben gerisin geri kuyruğumu kıstırıp ofisime geri döndüm. Dert ettim. Ya ne, hani mantığıyla ilgili, üretimiyle ilgili bir fikrim var. Neden olmuyor? Tamam, hani çekme payı plastikteki gibi değil, çökecek, yüzey kötü vesaire, sır, hani çekme payları bambaşka, organik malzeme, fırının orası burası bile bir derece bile değilse her şey değişiyor. Şenol, kulakların çınlasın. Buralardasın, demin gördüm şeyler yazdığını. Tam burada devreye, o sırada Eskişehir'de ders veriyorum. Haftada bir gidip geliyorum. İşte Zeynep girdi sağ olsun. Zeynep çok emek verdi. Zeynep'le beraber bir parti üretim yaptık. Seramikten. Hatta o üretim fırının termostatı bozulduğu için yandı, patladı. Sonra sağ olsun Zeynep gene emek verdi. Bir parti daha üretim yaptık. Seramikten bitirdik ürünü. Ve ben seramikten bitmiş ürünle aynı adamların kapısını yeniden çaldım. Şimdi bana anlatır mısınız dedim. Bu ürün neden yapılamıyor? Ben bunu seramikten yaptıysam sen bunu porselenden neden yapamıyorsun? Ters o oldu. O zaman muhatap olmam gereken Şükrü Usta'yı çağırdılar, atölyenin başındaki, ve ben gerçekten yaşamam gereken süreci yaşayarak, adamı geçerek, firmanın müdürünü geçerek, fabrikanın müdürünü geçerek atölyeye girip, tamam burada torna yapacağız, burayı böyle incelteceğiz, şimdi böyle deneyeceğiz, şimdi bu %15 çekme payıyla bunu bir daha düzeltelim vesaire deyip onun argesini ve sürecini doğru bir hale getirebildik. Starbucks'tan mesele çıktıktan sonra, ben tescilini alıp bu görüşmeleri başladıktan sonra nihai olarak bunun bu firma tarafından üretilebilmesi, araya Zeynep'in süreçlerinde desteklerini de katıyorum, bir seneyi buldu. Yani sabırdan kastım o. Sonra bu firma güzel güzel bunu üretmeye başladı. Ben de işte küçük küçük kendi ticaretimi yapmaya çalışıyorum. Yani ödül aldı. Design Türk'te üstün tasarım ödülü aldı 2010'da. Hemen birkaç sene sonrasındasın. Bu firma da battı. Yani zaten çok zor üretilmişti. Çok acayip bir know-how'du.
Ve bu firma gene işte nargile, ETMK üyeliği, sınırların ötesine tasarım sergisi, arzum müşterim oldu. Oradan aksı tost makinesi müşterim var bir bağlantıyla. Şu anda Kütahya Porselen'in müşterim olmasını sağladı derviş. Çünkü ya elimde bu var. Az da olsa satıyorum. Çok acayip konsantre olamasam da mesele asıl işim bu değil düsturumda olmaktan sebep. Bunu düzgün üretmek lazım. Acaba Kütahya Porselen'e ulaşabilir miyiz? Oradan birisine ulaşabilir miyiz? Tabii bakın bunları tavsiye ediyor da değilim bir taraftan. Ha genç arkadaşlar hani cesurca kapıları çalın, her yere saldırın bilmem ne dediniz noktada da çok sert cevaplar alırsınız büyük ihtimalle. Bir yere kadar yani mesele Behance projesiyle bir yere saldırmak değil. Yani oldurup da bir yere kadar oldurup da yol açmaya çalışmak olması lazım. Şu anda Kütahya Porselen müthiş bir özenle bu hassas parçaları ürettikleri, elde üretiliyor, elde tornalanıyor, üretimi çok zor, fırında acayip fire veriyor formundan, çiftçi darlı yapısından dolayı. Çok uğraşılısı bir durum değil. O yüzden de benzeri, aynısı çıkmadı. Mış gibi yapanı çıktı. Hatta cesurca da tescil başvurusunda bulundular 2020 başında. Ona 15 sayfalık bir dilekçeyle resmi itiraz sürecindeyiz şu anda. Ama o çiftçi darlı değil. Sadece benim ürünümmüş gibi davranan kulp taktıkları başka bir tennure dalgalanan eteği olan ama yani mış gibi yapan başka bir ürün. Uzak Doğu menşeli Türkiye'de birisi getirmiş satıyor. Bir durum söz konusu. Şimdi namusumun peşindeyim öyle söyleyeyim yani. Çocuğun namusunun peşindeyim şimdi de. Durdurmaya çalışıyorum. O kadar emek verdim falan şekilde. Tabii bunu böyle gülerek anlatıyorum ama ürünü Instagram'da gördüğüm zamanki halimi görmenizi istemezdim hiçbirinizin yani. Hani o gün neler yaşadığımı hani full o gün böyle bipli, sansürlü yani. Yani avukat arkadaşımı kan almak istiyorum diye aradım öyle söyleyeyim. Valla güzel, iyi şeyler hiç kolay olmuyor. Bu da onun bir ispatı oldu yani şu anlattığınız hikaye. Benim için çok değerli. Gerçekten çok değerli. Bu çok naif bir duygu. İşte ilk masa kalemi, Skrix vesaire diye anlattım. İlk çocuğum havasıyla söylüyorum. Hepsi böyle çocuk. İşte en sevdiğiniz tasarım hangisi falan. Ya yok öyle bir şey. Hani acayip emek veriyorsunuz. Hepsi çok değerli. Hepsi değerlendirme kriterine göre başarılı olsun. Firmaya çok para kazandırsın. Daha fazla insan doğal süreçlerle size o tasarladığınız işlerle ilgili ne kadar güzel bunu sen mi yaptın diye dönsün. Bunlar çok güzel feedbackler oluyor. Çok motive edici oluyor ama günün sonunda bütün tasarımlarımız bir firma için, bir işveren için çalışılmış ürünler bu hariç. Bu tek. Yani dolayısıyla bu hep böyle kucağında pış pış bir durum var. Yani o işte girişimci olan, kendi ürünlerini yapan arkadaşlar bunu daha iyi anlayacaktır. Hani onlar çok daha kendi DNA'n bir durum var. O eşeğsiz ürünme var orada. Senden bir parça bir durumu var orada. Ve şımarıkça mı algılanacak bilmiyorum ama benzer çok ürün telaffuz edebilir herhangi birimiz. Ama benim için bir Erdem'in East, Meets, West tekerleme gibi her zaman çok zor söylüyorum çay bardağı ve benim fincanım Türk tasarım tarihi için bence bizim arkamızdan iyi ki bunu yapmışlar diyeceği bir şeyler olarak kalacağını düşünüyorum. Kimse diş fırçamı hatırlamayacak, kimse kalemimi hatırlamayacak ama derviş sizin hayal ettiğiniz müzede olacağı için birisi bak bu dönemde ne güzel bir şey yapmışlar diyecek. Bunun sebebi de kültürel referans içeriği olması. Sıradan bir komoditi ürün olmaması. Başka bir bağ kurduruyor olması kullanıcısıyla. Başka bir karakterize olup sıfatlar edinmesi, daha sıcak bir bağ kuruyor olması obje nesne insan ilişkilerinde. Heyecanlı olunca böyle uzun uzun gidiyor tabii mesele. Ben böldüm hocam, kusura bakmayın. Nihal hocam bir şey daha diyecekti sanırım. Bir ufak bir şey.
Şimdi eşim de dinliyor, bu izliyor bu konuşmayı. Ben hep yani bu fincanı ikimiz de çok severek kahve içiyoruz. Ve Kunter'den bahsetmiştim eşime. Şimdi bizim aşağı yukarı böyle 3000 kadar bir fincanımız var. İnşallah bir gün müze yaparsak oraya koyacağız ama bu fincanın hakikaten bir ayrı bir yeri var. Çağdaş fincanların içerisinde. Eskizlerini istiyoruz Kunter hocam. Müzeye koş. Olur mu? Bir tane A4'üm var, bir yerlerde saklı, bulalım özüm. Tamam, olur. Onları bir kenara koyun. Müzede onları şey yapacağız. Koyacağız vitrini mutlaka fincanla birlikte. Teşekkür ederiz Nihal hocam. Çok güzel oldu. Bir de yoğun istek üzerine bir Ayla istiyoruz hocam. Ayla'nın hikayesini soran arkadaşlar oldu. Birazcık da ondan bahseder misin? Evet. Ayla. Tercim. Yani Ayla benim idolüm oldu. Ayla tatlı oldu ya. Vefakar evet. Oldu. Ayla harika. Ben de almak istiyorum. Kütahya porselini de söyledim ama satmıyorlar. Hepimiz söyleyelim bence. Hepimiz istersek belki yaparlar. Ha? Yok yok satıyorlar. 24'lük setler halinde satıyorlar onlar. Ama şeylerde temsilci mağazalarda gidip istediğiniz parçaları toplayabiliyorsunuz. Ben onu telefon edip öğrendim bayağı bir. Çok niyetliyim çünkü. Benden daha güncelini Figen biliyordu. Ben sorduğumda satmıyorlardı. Yok yok satıyorlar. Şimdi tamam. Alalım o zaman. 24'lük setler halinde satıyorlar. Ama ben tabii supla gibi büyük bir tabak istediğim için 24'lük set bana uygun değil. Benim gidip tek tek seçmem lazım onları. Özlem seninle konuştuktan sonra benzer liseden arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım da çok benzer tepkiler verdiler. Figen'le de benzer şeyi yazışmıştık. Onlara da benzer tepkiler geldiğini biliyorum. Aralarda konuştuk. Niye? Bu değildi. Aslında bir horeka, otel, restoran, kafe sektörü projesiydi ve fine dining projesiydi. Projenin briefi buydu aslında ve halen de o. Yani işte abartıyorum, Michelin yıldızlı şefin restoranında kullanılması için seçtiği bir koleksiyon olması için tasarlandı. Ve formunun oralara gelmesinin sebebi de buydu zaten. Adam yarışır yani. Hani aramızdaki en kibirli, en iddialı tasarımcıyla yarışır kendi duruşuyla. Çünkü yıldızlı Michelin şef hani o da bir designer ve çok başarılı ve o işte küçücük bir şey işte 300 küsür lira veriyorsun ama onun için 3 hafta boyunca marine edilmiş bir şey yapılmış ve kesinlikle hem iyi sunmak istiyor bu emeğini ama emeğini bu kadar iyi sunmaya çalışırken de kesinlikle başka bir şeyin ön plana çıkmasını istemediği bir içgüdüsü var. Ama sunarken de sunduğu medyumun, tabağın, porselenlerin bu sunma eylemine support etmesini istiyor. O forma etki eden yüzeylerin varlık sebebi bu. Kuntarcığım, bu arada şöyle bir araştırma var. Tabaklar beyaz olduğu zaman insanların daha az porsiyonlar aldığı, daha az ve fine dining yaptığı gibi bir araştırma var. Renkli tabaklara daha çok yemek aldıkları konusunda. Doğrudur. Kullanıcı psikolojisi vesaire, komple renk her şey. Ne oldu sonra işte UX tasarımcıları, endüstriyel tasarımcıları tercih ediyor. Tamam, işte doğrudur. Tabii beni motive eden başka şeyler de oluyor. Bu hemen fark edilmeyen başka tarafları da var meselenin. Özellikle ben çorba kasesini çok seviyorum. Hep onu araştırmadım gerçi ama mavi ve semi-translucent bir çorba yapılabilir mi? Onu hep böyle ölü denizvari hayal ediyorum. Çünkü sen çorba içtikçe o topografya aşağıya doğru inecek ve sahil şerit uzamaya başlayacak. Sen tükettikçe hani benim için bu da bir arayüz. Hani sular çekildi, ay gel git vesaire falan bir durum oldu. Formu değişmeye başlıyor ve seninle başka bir interaction
kurmaya başlıyor. Sadece yancı bir form olarak ana yemeği süsleyeceği başka bir alan, yüzey, doku vesaire yaratması için değil, tutması için de ya da işte yeme eylemi, fine dining yeme eylemi devam ederken form değiştirerek katkıda bulunsun, enerjiyi devam ettirsin arayışları vardı. Temel şeylerimiz bu ama gelen feedbackler herkesten, sizlerden ve başkalarından, onlara da, bana da ve kendi bayi toplantılarında da anlamda sakınca yok herhalde. Çok, iki senede bir kendi gastronomi günlerini düzenliyor Kütahya Porselen ve bütün Türkiye'den kendi bayi ağını topluyor bir otelde, Afyon'da kendi otellerinde. Şefleri de topluyorlar. Çok önemli paneller, oturumlar ve yeni koleksiyon tanıtım günleri bir nevi fuar bari bir şeye de dönüyor. Çok hoş feedbackler oradan da sonradan, üretildikten sonra da aldım. Bu çok hoştu. Sipariş verdiğimiz bir tek o ürün var diyen de oldu. Hani yeni bir sürü koleksiyon tanıtılıyorken. Ya da işte şu satar, bu satmaz, bu sarar ama bir şef dönüp orada yeni bir sürü koleksiyonun yeni parçalarıyla, işte spagetti tabağıyla, büyük soslu tabağıyla vesaireyle, konuk şefler zaten çok özel yemekler tasarlamış durumdalar. Display öyle yapılıyor. Dolayısıyla işte dana, şey, ahtapot, karpaccio ile vesaireyle bir display var orada. Sen hem tabağı beğeniyorsun hem de asıl sunum anında ne olacağıyla ilgili ve müşterine nasıl sunacağınla ilgili de bir fikir sahibi oluyorsun. Çünkü gastronomi günleri bir taraftan da. Tek çektiği fotoğraf benim tabağım, fotoğraf adamın. Orada 20 tane birbirinden güzel böyle tuval şeklinde, hani sanat eseri bir yemek sergileniyor. Hani kıyamazsın, fanusların içindeler. Bu feedbackler çok değerliydi. Onda da çok benzer bir süreç var. Kütahya Porselen'in tepeden en aşağıya bütün ekiplerinin hepsinin isminin anmam gerekiyor. Onlar o kalitede üretilme motivasyonunda olmasalardı ve çalışanları bu emeği, bu hassasiyetle vermeseydi, bu kalitede olmazdı zaten. Günün sonunda bir tasarımcının başarısı ne kadar doğru olur bu cümlem bilmiyorum ama işverinizin ya da üreticinizin gösterdiği özenle paralel bir yere gelebiliyor. Başka bir üretici bambaşka bir kalitede ürettiği zaman, belki de 20 tane tasarım ödülü alıp inanılmaz kar marjlarıyla bambaşka sektörlerde ve ülkelerde, pazarlarda satılabilecek bir ürün, şapşal bir kalıbı 5 lira daha ucuz yapalım diye yapılmış anlamsız bir çapak yüzünden adamın parmağına takılan, işte dandini 30 kuruşluk tükenmez kale muamelesi görebilir. Ama size sorsanız bu tasarım çok güzeldi ama kimse anlamadı vesaire falan diyebilirsiniz. Dolayısıyla Kütahya Porselen olduğu için aile o kadar başarılı. Kunter tasarladığı için değil sadece. Bu hani, hakikaten beraber kolaboratif bir çalışma, çok keyifli yaşandığı için öyle. Sanayi odalarına, ticaret odalarına, organize sanayi bölgelerine, girişimcilere çok şey düşüyor diyeceğiz. Ama Kunter'in söylediği bir şey çok parantez içinde aklımda. Yani ülke ekonomisiyle ilgili, sürdürülebilirliğiyle ilgili, iniş çıkışlarla ilgili, ülke imajıyla ilgili, nerede yapıldığıyla ilgili, örneğin Made in Turkey, Designed in Turkey diyoruz. Buralara o yapılacak olan o yatırımla ilgili bir sürü uzun bir senaryo var orada. Çok güzel bir sohbetti. Ben Günter Şekercioğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Gıyabında umuyorum Engin'in annesi sağlayacak da, şimdi kapattıktan sonra arayacağım hemen, durumunu muhafaza ediyordur. Kendisine de gıyaben çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sohbetti. Ve ben eminim biz bunu burada tamamlamasak daha devam edeceğiz. Ama yavaş yavaş azalmaların olduğunu da görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bugün tekrar buluşuyoruz diye birbirimizden de söz istiyorum. Şaka gibi ama saat 12 ve 94 kişiyiz. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Hakikaten 250'ye ulaştıysa efsane olmuş. Çok teşekkür ederim.
Çok keyif aldım. Hocalarımı, arkadaşlarımı görmekten keyif aldım. Öğrencilerimi görmekten keyif aldım. Ali Hocam, hoş geldiniz. Kulaklarınızı çınlattım. Duydunuz mu bilmiyorum. Olku mukavva projeleri vesaire. Umarım asıl odağımız olan öğrencileri çok kaçırmamışımdır. Hani ben de böyle konu oradan oraya gidebiliyor. Umarım onlara daha çok işe yarayabilmişizdir. Hani onlar bize backup'a gelmeden biz dövüşmeye devam edemeyeceğiz çünkü. Hani bu iş çok yorucu, sağlam backup'lara ihtiyacımız var. Sağlam gelin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Daha güzel günlerde kanlı canlı da yapalım ilk fırsatta. Aynen. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.